Herkese merhabalar. İzmir Ekonomi Tıp e, Tıp Öğrencileri Birliği ve ekonomisa İşbirliği'nde yapılan e, HPV Serviks Kanseri farkındalık etkinliğimizde bugün Süleyman Engin Hakan ve Berk Karataş'la beraberiz. Kendileri HPV e, HPV'nin ne olduğunu, HPV aşısının ve politikalarını ve günümüzde buna bağlı görülen bazı sorunlardan bahsedecekler. E, ben direkt sözleri size bırakıyorum. Siz de kendinize kısaca bir tanıtıktan sonra sunumunuza başlayabilirsiniz. Tamam. Hocam ilk önce ben anlatıyorum herhalde. Tabii tabii. Lütfen siz önce evet. siz buyurun. Tamam. Ondan sonra ben daha sonra aşağı anlatacağım zaten. Tamam yani... tamam, tamam hocam. Şimdi buyurun ben lütfen. şu şeyimi açayım. Herkese merhaba. Doktor Berk Karataş ben. Üroloji uzmanıyım. Bursa'da çalışıyorum. Kendi yerim var, kendi yerimde çalışıyorum. Ee, arkadaşlar bizi YouTube kanalımızdan takip etti buldular herhalde. Ee, orada bir takım videolarımız var. Ee, esas ilgi alanımız tabi androloji. Ee, siyle çok karşılaşabiliyoruz, genital sihirle. Ee, özellikle ee, muayenehanecilikte biraz daha fazla oluyor... ...insanlar biraz daha özel e, e, gelmek istiyorlar. Şimdi hızlıca geçeyim konuya. Şöyle, her şeyden önce buradaki herkes tıp öğrencisi tabii. Öncelikle anlatacaklarımız bugün için geçerlidir. Yarın için geçerli olmayabilir. Çünkü bu özellikle HPV konusunda ve C konusunda her şey biraz hızlı değişebiliyor. Tanı yöntemleri değişebiliyor, tedaviler değişebiliyor... Dolayısıyla arkadaşlara tavsiyem buradaki dinledikleriyle yetinmesinler. Hocamız da biraz sonra anlatacak. E, mutlaka takip etmeye devam etsinler. E, çünkü öyle bir hastalık ki aslında nasıl hareket ettiği, virüsün nasıl hareket ettiğini, hangi yolla kanser yaptığını böyle mükemmel anlamda bilmiyoruz. Mükemmel bir tanı yöntemi yok, mükemmel bir tedavi yöntemi yok. Zaten virüsü şeyden kaldıramıyoruz. Yani vücuttan yok edebilecek bir mekanizmamız yok. Dolayısıyla gelişmeye açık bir konu. Ben kendi hastalarıma da bunu söylüyorum. Ama doktor arkadaşlar da bunu takip etmeleri gerekiyor. Şimdi ben her şeyden önce şöyle düşünüyorum hep. Bir şey önemliyse, yani bu gen sil halk arasında paniğe yol açıyorsa, bu bir takım sorunlara... Ailevi sorunlara bile yol açabiliyorsa, bu neden bu kadar önemli? Ee, ya da herhangi bir konu ne, neden bu kadar önemli? Şimdi aslında sebebi çok basit. Tüm dünyadaki kanserlerin yüzde beşini, kadın kanserlerin yüzde onu, erkek kanserlerin de yüzde altısını yapıyor. Yani bilinen kanserle ilişkisi en yüksek etken büros. Ee, sigara ya da diğer konularda bile bu kadar. Yüksek etkenlik korunu yok. Tabi adı kanser olunca işler karışıyor biraz. İnsanlar paniğe sevk ediyor ee, bu durum. Diyor ki ben işte şimdi kanser mi olacağım diyor. Mesela erkeklerde çok az gözükmesine rağmen kanser. Ee, bu durum gerçekten sıkıntıya neden olabiliyor. Şimdi mesela burada servikal kanserlerin neredeyse kadın rahim ağzı kanserlerin tamamından sorumlu. Mesela anal bölge kanserlerinin yüzde doksanından sorumlu. Yani aslında teknik olarak mesela penis kanserlerinde yüzde kırkından sorumlu. Ee, şimdi e, e, sesim geliyor değil mi? Bir uyarı geldi de. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda yok. hocam. Tamam. Şimdi penis kanserlerinde yüzde kırkından sorumlu. Yani aslında bu virüsü izole şey yapabilsek, e, tedavisini net başarılı olabilsek ya da taramalarda ya da önlemede çok başarılı olsak bunların hiçbirini neredeyse görmeyeceğiz. Onun için gerçekten çok önemli bu konu. Şimdi o kadar önemli ki 2000, 2008 yılında e, Alman profesör virolog e, tıp Nobel ödülünü aldı. Sebebi işte virüsü selke kanserle olan ilişkisini gösterdiği için dolayısıyla bu çok önemli. Şimdi tabii burada e, ben bu video aslında bu slide çok sonralara gösterecek bir slide ama biraz başa koymak istedim. Çünkü kendi hastalarıma da bunu gösteriyorum. Çok da yani paniğe kapılmaya da gerek yok aslında. Çünkü virüsün klirensi yani kendi kendine temizlemesi yüzde %90'lar civarında oluyor. Tabii burada bayan e, kadın erkek farkı var biraz. Erkeklerde ee, bu biraz daha az oluyor ama daha çabuk oluyor. Yani yaklaşık 6 ay, 7 aylık, 5,5 aylık gibi süreler var. Kadınlarda biraz daha uzun sürüyor. Yaklaşık 2 yıl kadar. Onlarda %85-90'lara kadar çıkıyor. Yani aslında anlatacağımız konu e, bu virüsü alan kişilerin %10'unun e, başına gelenler ya da sihirli olanlar ya da rahim ağzı kanseri olanlar. Konumuz bu. Onun için... Bunu da özellikle doktor arkadaşlarımın e, hastalarına anlatması gerekiyor en başta bence. E, çünkü öbür türlü çok ciddi e, paniğe sevk ediyor. Şimdi bu virüs tabii bir DNA virüsü, çift iplikli DNA virüsü. Bir takım alt grupları var. 12 tane farklı grubu var. 5'i insanda gözüküyor. Burada gözüken alfa papilloma virüsler özellikle insanlardaki e, hastalıklardan sorumlu. Bakın burada alfa grubun şeyi e, bölgesi ve e, kanser olarak yüksek riskli ve erkeklerde de özellikle genital sihirlere yol açabiliyor alfa grubu. Ben bu şeyi çok seviyorum, Hastalarıma da gösteriyorum böyle bir hayat ağacı gibi. Bakın burada alfa papilloma grubu çok etkili. E, diğer yedi tanesi hayvanlarda e, daha çok gözüküyor. Tabii tipleri tipleme de oldukça önemli. E, burada bazı tiplerin e, özellikle rahim ağzı kanserinde çok etkili olduğunu biliyoruz. İşte tip 16, tip 18. Mesela tip 6, tip 11 daha çok erkeklerde gözlenip genital sihirlere neden oluyor. E, ama gördüğümüz gibi özelliği hepsi alfa papilloma grubundan. Tipleme e, tabii ki önemli e, çünkü e, buradaki tiplere göre hastalığın seyrini, Az çok e, algılayabiliyoruz ve ona göre bir takım önlemler alabiliyoruz. Şu anda da tip demeler zaten rahatlıkla yapılabiliyor. Şimdi bu slide da çok önemli. Çünkü biraz önce demiştim ağzı kanserlerinden e, sorumlu. Bakın burada tiplerden tip 16-18. Şu tüm e, ağzı servis kanserleri. Bu e, HPV'nin neden olduğu neredeyse tamamına neden oluyor. E, çok çok büyük bir kısmında tip 16-18 yapıyor zaten. Anal bölge kanserleri de böyle e, anüs bölgesinde ve anal bölge e, anal bölgede gözüken genital siller biraz daha agresif seyrediyor. E, bunun farklı sebepleri olduğu söyleniyor. Ama mesela anal bölgede e, en son Süleyman hocam bir konuşması demiştim. Orada free mekanizmasından bahsetmişti. Yani e, anüs bölgesinde fazla olduğuna dair. E, veriler mevcut. Belki de onun için işte gelişmeye açık yani e, birçok şeyi bulabiliriz. Şimdi ben bu virüsün nasıl e, daha doğrusu nasıl yerleştiğiyle ilgili çok önemli bu slide. Şimdi bakın burada e, epidermis kısmı var, dermis, hipodermis kısmı var. Aslında bu virüs e, normalde yerleşirken çok aşağılara doğru yerleşmiyor. Epidermis de bazal tabakada özellikle keratinositleri şurada <laughs> epidermisin büyütülmüş hali şuraya hedef alıyor ve buradaki çatlaklardan ya da yaralardan ya da başka yerlerden giriyor. Bu slaytı unutmayalım çünkü e, en sonda önerilerim olacak. Orada özellikle kendi hastalarımıza ve bütün hastalara da önerdiğim bu özellikle jiletle tıraş olma e, hikayesi buradan çıkıyor aslında. Yani <laughs> jiletle e, tıraş olduğumuz zaman bu stratum corneum tabakası stratum epidermis tabakasını tamamen e, bir nevi peeling yapıyorsunuz ve dolayısıyla virüsün e, yayılması aşağı doğru çok hızlı bir şekilde oluyor. Ama sonuçta epidermidisin bazal tabakasına hızlıca ilerliyor. İlerledikten sonra bakın burada açık bir yerden girip ilerliyor. Daha sonra repliki olarak üst tabakalara doğru gidiyor. Tabi işler şey olursa e, ciltte görünür hale de gelebiliyor. Aşağı doğru da gidebiliyor. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi mesela burada e, yine servis kanserindeki e, durumu e, aynı şekilde ilerliyor. Ama temel olarak en alt tabakadan başlıyor diyebiliriz bu iş. Bu da bir görüntü mesela burada e, alt tabakadan başlayıp yukarıya doğru gidiyor. Şimdi e, nasıl bulaşır e, sorusu çok önemli. E, bununla ilgili tabi. Cinsellik, kontaminasyon ve anneden bebeğe diyor. Anneden bebeğe kısmı evet doğrudur. Oraforex bölgesinde bebeklerde görülebiliyor. Onun için çok önemli. Dikkat etmek lazım. Kadının hastalıkları, doktorları zaten bu konularla yeterince ilgileniyorlar. Bu kontaminasyon konusu ben buna çok fazla inanmıyorum. Yani hani bilimsel olarak geçiyor. Evet deniyor havlulardan oradan buradan vesaire oluyor diye söyleniyor ama bu iş daha çok cinsellikle olan bir iş ve e, cinsel sadece cinsel ilişkide olması gerekmiyor. Biraz sonra bahsedeceğim temasla da geçebiliyor. Yani sonuçta 10 yaşındaki bir kız çocuğunda da sil görülebilir. Cinsel ilişkiye girmesi gerekmiyor. temas edilmesi, temas etmek yani or cinsel organların temas etmesi yeterli oluyor. Bu durumda da tabii başka problemler ortaya çıkabilir çocuklarda. Ama cinsellik temel olduğunu düşünüyorum ben. Kontaminasyonla ilgili neden böyle bir şey söyleniyor peki? Hani benim hastalarım arasında böyle bir hasta yok tabii ki ama olsa bile ben hiç cinsel ilişki yani şöyle düşünün. Karşınıza 13-14 yaşında bir kız çocuğu geliyor. Yani hocam bu konulara daha hakimdir ama biz daha çok erkeklerle ilgileniyoruz. 13-14 yaşında erkek çocuğu geliyor ve siili var. Şimdi ailesi diyor ki bu nasıl bulaşıyor? Yani cinsellik dediğiniz zaman ortalık biraz karışabilir. Yani 13-14 yaşında çocuk cinsellik taciz mi edildi? Özellikle mesela anal bölgede görülürse çok daha sıkıntılı bir durum. Belki de bu anlamda acaba e, hani bir yerlerden bulaşıyor, havlulardan, tuvaletlerden bulaşıyor mu den deniyor? Yani o açıkçası hani çocuk da şey diyor mesela ben diyor herhangi bir cinsel temasta bulunmadım kimseyle diyor. Acaba söyleyemiyor mu? Bu hep soru işareti olarak benim kafamda gelir. Daha çok cinsellik olduğunu düşünüyoruz. Şimdi tabii HPV ile karşılaşma çok fazla. Yapılan araştırmalarda kadınların %60 ila %80'inin HPV ile hayatlarının bir döneminde karşılaştıkları söyleniyor ve Yıllık hasta sayılarının onlar civarında olduğunu söyleniyor. Tabii burada şöyle bir şey var. Kadınlar karşılaşıyorsa otomatikman kadınlar erkeklerle ilişkiye girdiğine göre e, erkekler de karşılaşıyor demektir. Yani toplam e, rakamın değişik olması pek e, önemli değil. Tabii burada temas yeterli dedim. Cinsel ilişki olmasına e, gerek yok. Tekrar ediyorum bu temas yeterli e, kelimesini e, arkadaşlar unutmasınlar. Bu bizim için oldukça önemli. İlla cinsel ilişki gerekmiyor. Tabii dünyada bu iş yaygın. Türkiye'de de yaygın. Dünyada %11.7 olduğu söyleniyor. Özellikle şu Güney Afrika bölgelerinde ve Orta Amerika'da fazla Tabi bu renkler normal rakamları gösteriyor. Bunlar da servis kanseri oranları. Tabi fazla olan yerde servis kanseri oranları da yüksek bizim olduğumuz bölgede haritalarda daha düşük gösteriyor. Yüzde altının altında olduğu gösteriliyor. İşte bir takım e, bu Ketem'in yaptığı çalışmalar da var. E, halk Sağlığı'nın yaptığı çalışma, özel çalışmalar da var. Böyle bir haritamız var. Tabii bu haritada e, Ege bölgesi e, de çok daha fazla olduğu gösteriliyor. Ama ben açıkçası şöyle, bunlar tabii tarama sonuçları. E, bu tarama sonuçlarının tabii ne kadar kişi tarandı yani herkes taranmıyor sonuçta belli miktar kişi taranıyor en son e, benim ulaştığım rakam yaklaşık 2 milyon 2.800 kadar kişi tarandığını e, biraz sonra onun grafiği de var getireceğim e, söyleniyor e, ben şahsi olarak yani erkeklerden tabii kadın hastalarla ilgilenmediğim için erkeklerden bu oranın çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bence dünya ortalamasına yakınız diye düşünüyorum Ama e, resmi veriler altı 7 hatta daha az olduğunu söyleniyor Peki bu işin tanısı nasıl oluyor? Yani açıkçası bu işin tanısı teknik olarak e, görüntüyle konuluyor Yani bir kere bu işler şüphelenmemiz lazım Kişinin farkında olması lazım Ya da bize geldiği zaman şüphelenmemiz lazım Mesela bu bir peniste gözüken sihirler Bu anal bölgede daha az gözüken sihirler Bunlar benim kendi hastalarım Tabii hocam benim kendi kadın hastam olmadığı için internetten böyle bir fotoğraf buldum Doğru mudur bu siil midir bilmiyorum ama siil yazıyordu Umarım yanlış bir fotoğraf koymamışımdır yine anal bölgede bir şey resim burada Rahim ağzında gözüken Si yani burada görmek çok önemli ee, sadece hastanın görmesi değil yani hastayı muayene ederken ee, hem majinal bölgeyi vulva bölgesini e, ya da penis bölgesini kasık arasını anal bölgeyi gayet iyi e, yani çok dikkatlice bakmak lazım eğer şüpheleniyorsanız çünkü bazen çok küçük oluyor. E, e, gözden kaçabiliyor. Dolayısıyla burada da orafaniks bölgesinde gözüken bir şey. Şimdi tabii tanıda e, bizim burada görme dışında e, HPV DNA testleri var. E, pap testleri var. Bununla ilgili bir takım e, şeyler var. Yani mükemmel bir yöntem yok. Önce onu söyleyeyim. E, ama iyi stratejiler var en azından. Her ülkeler kendilerine göre bir takım e, stratejiler geliştiriyorlar. Ama tabii pap çok önemli. Eğer şüphe ediyorsanız e, ya da e, şeyse, 30 yaşından sonra belirli aralıklarla, Türkiye'de bunu 5 yılda bir yapıyorlar stratejik olarak eğer şikayeti yoksa. HPV DNA testleri, PCR testleri gerçekten çok faydalı olabiliyor. E, dolayısıyla her ülke kendi stratejisini geliştiriyor. E, burada e, şu andaki tanı yöntemleri bunlar. Tedavi açısından e, öncelikle şunu bilmek lazım: e, kullandığımız hiçbir yöntem ideal, mükemmel iyileşmenizi sağlamıyor. Hücre içinde yaşadığı için aslında tedavi gördüğünüz noktaya yapabiliyorsunuz. Yani şöyle diyelim: siyil aldığınız bütün genital bölgenizdeki hücrelerde zaten bu siil var çoğunlukla ee, ya da çoğu çok büyük bir alanda var. Dolayısıyla biz neyi tedavi ediyoruz? Biz siilin çıktığı yani o demin gördüğüm gösteren fotoğraftaki yeri tedavi ediyoruz. Dolayısıyla hemen yan komşusundaki yeri siil olmadığı için tedavi etmiyoruz. Bu yüzden e, tekrarlama riski çok fazla en büyük soru bu. Hocam tedavi oldum tekrardan mı? Evet ben de diyorum ki bakın ertesi gün de yeni siiliniz çıkabilir. 7 yıl sonra da çıkabilir. 70 yıl sonra da çıkabilir. dolayısıyla burada tekrar da etmeyebilir. Bir de hayatınız boyunca bununla karşılaşmaya da bilirsiniz. diye söylüyoruz. Bu önemli. Bir takım kimyasal yöntemler var. Biz cerrahi olarak ben bu yani kendim açısından bu o, sil, e, işte e, kimyasal yöntemleri hiç kullanmıyorum. Çünkü bunu sadece hastaya bırakmak bu işi biraz probleme neden olabiliyor. Çünkü bunlar sadece sil değil, silin etrafındaki dokulara da bazen zarar verebiliyor, yanlış kullanılabiliyor, dozu fazla kullanılabiliyor. Dolayısıyla e, daha çok e, işte e, kriyoterapi, lazer, elektrokoagülasyon, cerrahi eksizyon yöntemlerini kullanıyoruz ki benim en çok kullandığım elektrokoagülasyon yöntemi. Kriyoterapi dermatologlar özellikle daha fazla kullanıyor. Lazer bu iş için biraz pahalı bence. Yani kar zarar yaparsanız e, bana gelecek. E, cerrahi eksizyon bazen çok büyük olduğu zaman ya da sayısı çok olduğu zaman genel anestezi altında cerrahi eksizyon yapabiliyoruz. Ama tabii bir şeyi aslında teknik olarak oluşmadan engellemek lazım. Yani burada gördüğümüz aşı meselesi çok önemli. Biraz sonra hocamıza anlatacaktı muhakkak. Ee, ama bu aşılama konusu bence e, oldukça önemli. Bizim Sağlık Bakanlığımızın ve KETEM'in yani Kanser e, Tarama Merkezi'nin bir politikası var bununla ilgili. Yani uluslararası standart politikası var. Tabii burada... Benim en son aldığım veri 2018'e kadar 1 milyon kişi ama son rakam 2800 civarındaymış. Onu da öğrendik. Tarama verisi diye belli aralıklarla taramalar yapılıyor. Aşı çok önemli. Burada aşılama gerçekten enfeksiyonları, genital seyili, kanseri, işte servikal strobjik anormallikleri gerçekten çok azaltıyor. Dünyanın birçok ülkesinde de aşı politikası tamamen ulusal aşı şeyine girmiş durumda. Maalesef ülkemizde bu yok. Yani temenni ederim en kısa zamanda bunun girmesi. Çünkü bütün gelişmiş ülkelerde bununla ilgili bir şey aşılama yapılıyor genç kız ve erkek çocuklarına. İnşallah bizde de bu başlayacaktır. Şimdi burada birkaç önerim olacak. Birincisi farkındalık. Yani bu hastalığın aslında %90 gerileyebileceğine, %10 ilerleyebileceğine ama belirli kontrol altında tutulursa hastalığın belirli düzeyde kalabileceğine şey yapmak lazım. Bunu bu şekilde algılamak lazım. Etrafımızdaki, sonuçta buradaki arkadaşlar doktor olacaklar. Etrafınızdaki insanlar panik yapabilir ama doktorların panik yapmaya hakkı yoktur bence. Dolayısıyla burada daha sakin olup bunu güzel bir şekilde anlatmaları gerekiyor. Hepe ve aşısı talep etmek çok önemli bence. Yani şu anda tabii ulusal bir şey yok, aşılama sistemi yok ama bütün tanıklarınız yakınlarınızın çocukları olabilir hatta kendiniz de olabilir hoca anlatacak biraz sonra biraz aşı yaşı yükseldi bildiğim kadarıyla burada bir aşı meselesi çok önemli kontrol çok önemli K kişilerin biz mesela kadınlarda şöyle bir şey var kadınlarda meme kanserinde bir çok fazla işte memenize bakın oraya bakın vesaire deniyor ama mesela erkeklerde bunun karşısında testis kanseri var hiçbir televizyonda testisinize bakın filan demiyor yeni Zelanda'da da Testimatik diye bir şey yaptılar. Ee, Yeni Zelanda'da neredeyse testsiz kanseri artık yani testsiz kanserinden ölüm ya da test kanserini geç test etme diye bir şey kalmadı. Bir makine yaptılar. Ee, daha doğrusu bir kulübe yaptılar. Oraya bir ürolog e, giriyor. E, Kars'a da bir tane e, bir hasta geliyor. Tam tonu indiriyor. Hiçbir kayıt yok, hiçbir şey yok. Sadece muayene ediyor. Gerçekten çok başarılı oldular. Önümüzdeki ayda onun videosunu yükleyeceğim. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Kişilerin kendi kendine bakmaları da çok önemli. Yani organlarınıza barışık olmanız lazım ya da bunu tavsiye etmeniz lazım. Tek eşlilik tabii en önemli konulardan bir tanesi. Fakat burada şey var. Mesela kondom meselesi tabii ki şüpheli cinsel ilişkiniz varsa kondom kullanmanız lazım. Şüpheli cinsel ilişki nedir? Üç ay ve daha fazla birlikte olmadığınız herkes sizin için şüpheli ilişkidir. Bu eşinizde olsa bile. Ee, ama sizde sihir varsa eğer yine de tek eşliyseniz yine de e, prezervatif ya da kondom kullanılması oldukça önemli. En azından erkeklerde ben e, 7 ay, 8 ay e, bazen 1 yıla kadar e, lezyon yükü fazla olanlarda öneriyorum açıkçası. Tek eşlilik e, onun dışında ama normalde evlilik değilseniz tek eşlilik zaten önerdiğimiz bir şey. Hijyen dikkat demiştim. Burada bu çok önemli. E, biraz önce bahsetmiştim. E, bu epidermis tabakasına zarar vermek sihilin daha aşağılara yani epidermisin bazal tabakasına inmeyi arttırıyor. Dolayısıyla sadece bu tıraş olmak, jiletle tıraş olmaktan vesaireden bahsetmiyorum. Mesela çok sık yıkanıp her gün banyo yapabilirsiniz, bir sorun değil. Ama banyo yaparken işte kimyasal maddeler, jeller, sabunlar her gün o bölgeyi keselemek falan da bir problem. Dolayısıyla bunu da yapmamamız gerekiyor. Ben hastalarıma sadece suyla yıkayın. Hani arada bir e, mesela zeytinyağı, sabunla yıkayabilirsiniz diye söylüyorum. Ve e, özellikle e, kılların öyle jiletle değil de yani biraz uzasın bırakın hani 5-6 ay kesmeyin yani ya da kısaltabilirsiniz makinelerle diye söylüyorum. Bu şekilde de önerilerimizi yapıyoruz. E, genel olarak tabii e, HPV e, daha keşfedilmesi gereken bir konu bence. Ve en önemli konulardan bir tanesi Türkiye için aşı. Hocamız bahsedecek biraz sonra. Ee, bu aşıların bence çok hızlı bir şekilde devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok güzel değerli sunumunuz için çok güzel şeyler öğrendik sizden bugün. Ee, Selim Hocam sizde mi sıra? Evet. Öncelikle ben Berk Hocam'a teşekkür ederim. Yani aşağı yukarı benim 10 yıldır söylediğim bir şey var. Açıkçası ben erkek hasta görüyorum çünkü erkeği bunu kongrelerde de anlatıyorum. Ee, erkek hastayı yani adamı tedavi etmezseniz kadını asla tedavi edemiyorsunuz. Önce onu söyleyeyim. Ee, Dolayısıyla pardon şuradan girelim. Ee, erkek hasta görüyorum ama şu tüy meselesine inanılmaz Önemli. Şöyle anlatmaya çalışayım. Şimdi gelecek diye ümit ediyorum ama. Evet. Ee, şimdi bir takım notlar aldım ve arada slaytları da değiştirdim açıkçası. Ee, sadece jilet değil. Onu ben de bir göstereceğim animasyonla. Sadece jilet değil. Tüy, dök tüy dökücü krem, jilet, ağda. Yani bunların hiçbirini ben istemiyorum. Eğer sihir varsa... E, o zaman baştan söyleyeyim. Çünkü bu takıntıları oluyor insanların. E, kadınlar özellikle ve daha da kötüsü tam dating öncesi, ilişki öncesi alınıyor bu tüyler. Ve ben bunu kongrelerde de söylüyorum konuştuğum zaman. Yani kadın eğer ilişki öncesi illaki tüylerini alacaksa ilişkiden en az 4-5 gün evvel almalı tüylerini. Ve ki oradaki epitelizasyon, Berk Hoca'nın anlattığı gibi epitelizasyon tamamlansın. Dolayısıyla eğer sihiriniz varsa tüyleri almamak çok önemli. İkincisi birazdan animasyon üzerinde de göstereceğim ama madem buna değinildi. Çünkü korunmanın bir parçası bu. Sürekli olarak şöyle bir geyik dönüyor. İmmün sisteminiz bağışıklığım düşerse ne olur falan diye. Ee, geçenlerde bir hastam vardı. Şehir dışından geliyordu bana. Kızcağızın sihirleri var. Son derece de hoş bir kızcağız Altay ay sonra geldi de ben tanımadım. Benim iki katım olmuştu ki ben bayağı göbekli bir adamım. Ne yaptın kendine dedim böyle. E annem dedi bana durmadan tayin pekmez yediriyor dedi. Şimdi niye dedim bağışıklığım için dedi. Bakın bu anladığımız bağışıklıktan bahsetmiyoruz. Bu lokal bağışıklık ve lokal bağışıklığın en önemli bileşeni de ee bu epitel tabakasının intakt olması, sağlam olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla tamam, HPV aşısı önemli. Aslında aşı için bile o epitel tabakasının sağlam olması gerekiyor. Tamam, aşı falan iyidir, hoştur da yani bunun da bulaşmaması gerekiyor. Ee, birazdan aşı anlatırken Türkiye'deki aşılanan popülasyonda e, gerçekten bir problemimiz var. E, o yüzden e, yani bu epitelin korunması son derece önemli. Şüpheli bir ilişki vesaire öncesinde mesela bir takım ee, dışarıda bir takım şeylerle profesyonellerle beraber olan e, hem cinslerimiz ne yazık ki yani tüylerini alıp gidiyorlar ve olabilecek en en tehlikeli şey bu Kondom kullanıyor ama rakamları da göstereceğim Kondom açıkçası korunma açısından e, penisin köküne kadar koruyor. O yüzden yayınlara bakacak olursanız yüzde yetmiş falan civarındadır. Ama geri kalanında tüylerin koruması gerekiyor. Yani biz temas istemiyoruz. Yani o bağlamda bu son derece önemli. Şimdi biraz önce e, Berk Hoca da gösterdi. totalde 41 tane, 40 yazıyor burada ama son olarak 41 tane genital HPV var. Önce bir konuyu netleştirelim. Elde olan sihirler tip 7 ile tip 23 ile falan olur. Ve burada ben de belki e katılıyorum. Yani şeye hiç inanmam. Böyle yayınlar var. Yeni hatta bir yayın var, havludan bulaştığına dair. Fakat çok zorlama bir yayın. Yani genital var. havluyu sürtüyor, sürtüyor, sürtüyor genital siline. Ondan sonra da bakıyorlar genital silinin üzerinden bu e, şeyleri virüsün işte bilmem kaç saat sonra üreyebildiğini söylüyorlar. Ancak yani gerçek hayatın doğal akışında herhangi bir şekilde buradan bulaşma olasılığı çok çok düşük. Ve bu virüs yani 41 tane virüs var genital bölgeye yani HPV'nin 200'den fazla HPV var. Bunun 41 tanesi genital bölgeye afinite gösteriyor. Ve oraya yerleşiyor. Dolayısıyla eldeki herhangi bir siil, çünkü bunu da anlatacağım. Eldeki herhangi bir e, bu oturup da yani bulaşması, genital bölgeye bulaşması söz konusu değil. Ancak böyle bir yayın var. Çok da fazla yayın getirmedim ama sürekli HPV okuduğum için. Böyle bir yayın var, elinde HPVsi olan birin, genital elinde siyle olan birinde genital siil veya genital HPV olma riski artıyor deniyor. Bu anormal bir durum değil, bu normal bir durum. Sebebi de e, virüsün eğer elektron mikroskobunda görecek olursanız bakacak olursanız virüsün ağaçlık böyle ağaç gibi bir yapısı var. Elinizdeki eldeki siilleri yapan da genital siil olmasa da onun da ağaçlık ağaç gibi bir yapısı var. Dolayısıyla ilişki sırasında elindeki siil genital bölgedeki HPV ile temas ettiğinde o HPV eldeki siilin içine o ağaçlıkların içine ekleniyor ve dolayısıyla daha sonra da genital bölgeye bulaş olduğunda yani kontak temasıyla bulaş olabiliyor. Ama bu Eldeki silin genital bölgeye bulaştığını asla göstermiyor. Bu niye önemli? Çünkü bunlar sadece ve sadece genital bölgeye afinite gösteriyorlar. Ağız dışında, orofarangiyel bölge dışında yerleşmeleri çok zor. Oraya da çok nadiren yerleşiyorlar. Ve genelde hani biraz önce Berk, Berk Hoca'nın gösterdiği, o ağız içindeki siiller vesaire gerçekten immün sistemi kıraş olmuş hastaların resimleridir. Normalde bunları görme şansınız yoktur. Yani benim gördüğüm birkaç tane var ama bunlar çok özel hastalardır. İmmün sistemi gerçekten baskılanmıştır. Bir tanesi karaciğer nakli olmuş bir hastaydı. Bir diğeri ise e, sistemik lupustu ve oldukça kötü, kötü bir sistemik lupustu. O nedenle bunları bu şekilde görmeniz çok zordur ki hastalar mutlaka yani şöyle gelirler. Benim ağzımda da var. Ben şüpheleniyorum. Yutmakta güçlük oluyor falan. Böyle, bir şey yok. Orofaringel kansere yani çok az bir değineceğim ama sadece tip 16 oluyor ve açıkçası esas erkeklerde oluyor. Erkekler açısından bence bakacak olursanız esas sorun penis kanseri değil. Onu da biraz önce bahsedildiği için bir şey koydum görsel. Ancak penis kanseri çok çok nadir görülen bir şey. Acayip nadir görülen bir şey. Yani yüz binde bir falan görülüyor. E, dolayısıyla bir e, bu kadar ez cümle çok konuştum ama bunu anlamak anlamanız çok önemli. Burada 41 tane genital HPV tipi var. Bunlar genital bölgeye afinite gösteriyorlar. Şimdi burada bir burada proteinlerin işlevlerini görüyorsunuz. Burada şematize edilmiş halini görüyorsunuz. E, bu L1 L2 ...kapsit proteinleridir ve esasında aşı bu L1-L2 proteinlerini içeren... ...yani bu proteinlerin antijenik yapısına karşı geliştirilmiş antikorlarla... ...bunlara karşı gelişmiş antikorlar için ulaş özellikle yapılıyor. Aşının en temel özelliği bu. Burada üç boyutlu görüntülerini görüyorsunuz. Biraz önce bahsedince hani temasla, sürtünerek ilişkiyle de bulaşıyor... İstanbul Tıp Fakültesi'nde çocuk ergen jinekolojisini ben kurdum ve adli tıbbında konsultanı olduğum için ve sürekli olarak pediatristlerle beraber çalıştığım için pediatrik endokrinologlarla özellikle şimdi bizim ne yazık ki cinsel tacizi çok sık görüyorsunuz. Bakın burada bir livata görüyorsunuz. Babası tarafından taciz edilmişti. Burada resimde çok iyi görünmüyor ama tam saat 6 izasında bir siili var bu kızcağızın. Bu da gene 8 yaşında bu karşı komşu tarafından taciz edilen bir kız çocuğunun resmi, sürtünerek ilişki ve burada da gene genital bölgesinde, benim hastam ikisi de, e, sihirlerini görüyorsunuz. Bunlar şimdi büyüdüler bayağı, e, yalnız tabii ikisinin de bir takım psikolojik problemleri oldu ama atlattılar şimdi çok daha sağlıklı. Özellikle bu net sihirli görülen kız son derece başarılı, e, bu yıl 9. sınıfa geçti. Bu Bunu özellikle koydum. Hastanın öyküsünü anlatmak istiyorum. Niye özellikle koydum? Şimdi buradan şeyi gösterebiliyorum. Oku görüyor musunuz bilmiyorum ama şu önde duran şey bir penis kanseri. Şurada e, invazif olmayan in situ penis kanseri var. Çok çok nadir görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi erkek hasta. Sorun bu çift olarak geldiler ve çiftin sorunu asla sihirli değil. Erkeğin sorunu. Bize yani bak vurma sebebi çocukların olmamasıydı ki ben infertil çift yani çok küçük bir grubudur benim hasta grubumun bana da geldiklerinde yani dedim ki bakın eşinizin her şeyi var yani HSG'si çekilmiş vesaire vesaire ama sizin dedim spermiyogramınız yok dedim spermiyogramınızı yaptırır mısınız dedim hocam dedim ben veremiyorum sperm dedi niye dedim e, mastürbasyon yapamıyorum olabilir e, biz erkekler böyle herkesin olduğu ortamlarda falan mastürbasyon yapamayabiliyoruz gerçekten böyle bir şey var hatta bu nedenle belki hocam daha iyi bilir değil mi retrograd bir şeyler yapılıyor falan sperm alınıyor. E, peki dedim niye yani utanıyor musunuz vesaire dedim e, yok dedi ben kavrayamıyorum mastürbasyon yapamıyorum dedi bu arada düzenli ilişkide bulunuyorlar e, nasıl yani dedim e, sihirlerden dedi bende sihir var dedi. Ve çocuk olsun diye de uğraşıyorlar bu arada. Kadında hiçbir şey yoktu. Yani genital sihirli olan bir erkekle ilişkide bulunan kadın, bu gene Erkoca'nın vurguladığı şey çok önemli. Yani herkes genital sihirli olan biriyle beraber olduğunuz diye sizde sihir veya HPV enfeksiyonu olacak diye bir kaydı yok. Bir süre için taşıyıp bir grup kadın var, bunu hızla atabiliyorlar. Mesela burada da bu hastanın eşine hiçbir şey yoktu. Simiri de tertemizdi ve hala da tertemiz. Dolayısıyla burada bizim hiç bilmediğimiz çok farklı bir alan var. O yüzden hasta bize sürekli olarak sorar. Biz hala immünolojik sistemimizle e, HPV arasındaki ilişkiyi çok net çözebilmiş değiliz. E, nasıl korumamız gerekiyor? Tabii birinci koruma HPV aşısı bahsedeceğiz. İkinci koruma monogami. Ben Freud'un yani sözlerine katılmam bir, bir bölümüne ama şöyle bir sözü vardır. Şöyle der. Ee, şeyin tabii monogamik ilişkinin en temel örneği evliliklerdir. Evli mutluluğu üçüncü şahıslara bağlıdır demiş Freud. Ee, ve e, dolayısıyla monogamik e, monogami Abi. dünyasında oldukça e, e, tartışılabilecek bir konu. Ve monogami nasıl monogami bunu tartışmamız gerekiyor. Biraz önce Berk Hocam dedi ki e, yani işte monogami olmalı biz bunu öneriyoruz. Evet ama monogami neye göre? Mesela üç ay, altı ay. Şimdi şöyle, çok eşlik kavram var. Ne yazık ki e, bence e, hani bu çok cinsiyetçi bir söylem. Sürekli bir cinsiyetçi söylemlerden bahsediliyor orada burada ama mesela en son bir jinekologları ileri anne yaşı kavramının olmaması gerekir falan dediler. Ki ileri anne yaşı kavramı tıbbi bir terimdir. Yani bebeğin riski açısından falan filan. Böyle Twitter'da bir ara ortalık birbirine girdi yani bilmiyorum gördünüz mü. Ancak bence esas tartışması gereken çok eşlik kavramıdır. çünkü hastalar sürekli geliyor. Hocam diyor ben hayatta yani bir kişi oldu hayatımda ve durumum bu diyor. Şimdi hatta çok yeni bir yayın var. Orada diyor ki e düzenli ilişkide risk bir tık daha fazla artıyor diyor. Son bazı yayınlar var böyle. Bir kere çok eşli kavramı kadın açısından çok eşli kavramı 6 aydan kısa aralıklarla eş değiştiren kadın kadın çok eşli kabul edilir. Bunun bir tanımı var akademik olarak. Ancak sorun şu. bunu da ha, peki Kaliforniya çalışmasıyla anlatayım. Çok eski 2004 yılına ait bir çalışma vardır. Benim çok hoşuma gider. Klasik olarak üniversitelerde sürekli Amerika'da, Türkiye'de falan da yani bir cinsel temasla bulaşan hastalık taramaları falan yapılır tıp fakültesine falan. İşte bu arada partner sayısı falan da sorgulanır. Klasik olarak, klasik bilgi nedir? Partner sayısı arttıkça cinsel temasla bulaşan hastalık da artacaktır. Dolayısıyla bu çalışmayı yapıyorlar. Çok da geniş bir çalışma. Sonuçta bakıyorlar ki yani bir türlü rakamlar tutmuyor. Yani çok az partneri olanlarda çok fazla cinsel temasla bulaşan hastalık görünebiliyor. Şimdi bunu bir türlü oturtamıyorlar. Sonra bu şeyleri Kızları tekrar çağırıyorlar. Yani onlarla bir daha görüşüyorlar ve görüyorlar ki şöyle. Kadın mesela bir beş yıl evvel biriyle beraber olmuş. Sonra ayrılmış. Hayatlarına devam etmişler. Beş yıl sonra tekrar karşılaşmışlar ve tekrar beraber olmuşlar. Kadın onu tek partner sayıyor. Oysa o tek partner olmuyor artık. Çünkü o beş yıl boyunca ne olduğunu ve hayatına kimlerin girdiğini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla monogami kavramını çok fazla tartışmamız gerekiyor. İkincisi tabii genel önlemler var. Biraz önce söylediğim gibi tüylerin alınması vesaire. Ve tabii ki sünnet ve kondom çok önemli. Sünnet gerçekten önemli. Ama daha önemlisi bence sigara. Sigara ve genital sihir, HPV ilişkisi sadece genital sihir değil, aynı zamanda e, korunma açısından, serviks e, kanseri açısından da çok çok önemli. E, ben burada hiç slide koymadım ama onu da anlatacağım. Bir şey daha var ama sigara Landang hücrelerinde problem yaratıyor. Burada var mı? Burada var herhalde. Şöyle, Langangs hücrelerini ya öldürüyor ya da hareketlerini istiyor. Biliyorsunuz Langangs hücreleri mukozanın altındaki hücreler, dendritik hücrelere prezentasyon yapıyorlar. Ve savunmanın ilk hattı. Sigara bunları ortadan kaldırdığı için vücudunuzdan bu virüsü tamamen atmanızı engelliyor. Bu virüsü tamamen vücudunuzdan atıyor musunuz? Evet. Bu sorunun cevabı evet. E, HIM çalışması vardır. HPV inmen çalışması mesela bu çok 1600-1700 tane erkeği yıllardır izliyorlar. Bundan data yayınlarlar. Aynı şey kadın için de geçerlidir. Virüsün tipine göre mesela kim çalışması çok net göstermiştir ki düşük riskli HPV'lerde e, aşağı yukarı ortalama e, 12 ayda 13 ayda virüsü tamamen atar erkek. Ancak yüksek riskli olduğu zaman 17 ayda ortalama atar erkek Kadın için mesela HPV tip 16 varsa, servikal HPV tip 16, ortalama 3 yıl içinde %84-85 atabilir. Gene ilginçtir, anal bölgedeki yüksek riskli HPV'ler, onkojenik HPV'ler anal bölgeden daha hızlı atılırken, düşük riskli HPV'ler, 6-11 gibi siile neden olan anal bölgeden daha zor atılır. O yüzden anal bölgedeki genital siili geçirmek oldukça güç olmaktadır. Böyle ters bir ilişki var ve dediğim gibi bu furin proteiniyle, bu, e, onun yaşamsal döngüsüyle çok alakalı. Ancak sigara içiyorsanız e, o durumda e, yani bunu atmanız gerçekten çok ama çok zor oluyor işin doğrusu. E, dolayısıyla e, buna çok çok e, dikkat etmek gerekiyor. Sigaradan kurtulmanız gerekiyor. Benim özellikle servikal displazisi olan, veya serviks kanserine giden, in-situ kanser olan hastalarıma hep söylediğim şey sigaradan kurtulundur. Sünnet ve genital sihir arasında ve hatta HPV bulaşı açısından sadece genital sihir değil, HPV bulaşı açısından çok doğrudan ilişki var. Üçte bir oranında düşürüyor. Sünnetliyseniz bir kere HIV bulaşı da üçte bir düşer. Şey de üçte bir düşer. Bir ara ee, İsrail'den bazı yayınlarda o kadar etkilenmiyor falan dediler ama sonra bayağı sağlam çalışmalar çıktı. Sünnet kesinlikle e, etkili oluyor. Yani üç kat daha fazla. Özellikle şeyse bunu yani yayınları geçelim. Kondom dediğim gibi yüzde yetmiş oranında oranında koruyor ancak geri kalanını tüylerin koruması lazım. Yani sadece kondom koruyor mu diye bakarsanız oran aşağı yukarı yüzde yetmiş civarında. Burada da görüyorsunuz çıkıyor. Şu bakın bu şeyin aşağıya inmesi. Aşağı bu şekilde böyle bir yarık olması gerekiyor. Ve daha sonra biz virüsün pardon şöyle yapalım duracak mı? Evet. Virüsün Bazal membrana inmesi gerekiyor. Siz tüy döküşü krem işlet ağda kullandığınız zaman burayı olduğu gibi ortadan kaldırıyorsunuz. Eğer virüs bazal membrana değmiyorsa asla yaşayamıyor. O nedenle bu ıı, mikron düzeyinde bir yer ama burayı hasarlamamak gerekiyor. Çok, çok temel bir şey bu. En az 3-6 ay ben genellikle diyorum ki hiç alma. Bir yıl, iki yıl bir şey daha var. Kıl kökü bunun, yani dermis bunun altında olduğu için kıl kökünün çıktığı bölge, kıl kökü e, şeyine e, çevresine yerleşebiliyor. Ve o nedenle tekrar mesela 3 ay, 6 ay sonra aldığında tekrar çıkma riski oluyor. O yüzden ben bir yıla kadar falan uzattırıyorum ama gerçekten buna kişi alıştıysa çok çok zor oluyor. Ve tabii ki kendini biraz önce Berk Hoca'nın da söylediği gibi kendini muayene etmeyi mutlaka öğrenmeli, doktoruna da bilgi vermeli. Buradaki tek bir sorun var. Bu cep telefonları çıktı, mertlik bozuldu. Herkes o ışığı açıyor. Erkeklerde, kadınlarda. Ha bir silim var mı diye bu ışık altında bakıyor. Ancak o ışıkla baktığınız zaman ne yazık ki bazı lezyonlarda abartılı bir şekilde siz zannediyorsunuz. Dolayısıyla çok panik içinde tekrar geliyor hastalar. Ben ısrarla hastalara bu ışığı açmamalarını söylüyorum ama tabii ne kadar başarılı olduğum ayrıca tartışılır. Şimdi HPV aşılarına gelelim. Tabii birinci koruma HPV aşıları birazdan da göreceksiniz çok etkin. Şimdi biraz önce hani bunun genel ekonomiye katkısı, ekonomiye etkisi vesaire vesaire gibi dendiği için benim yani slaytları biraz önce tekrar değiştirdim. Bu konuda çok fazla konuşabiliriz. Soru sorarsanız hiç çekinmeden çok sevinirim. Ama önce genel ana şeylerle başlayalım. Birincisi Türkiye'de dörtlü aşı vardır. Dokuzlu aşı var. 2018 yılından itibaren piyasada yayınlar çıktı. 2016 yılında falan. 2018 yılından beri var. Bir falan yani Servalix'in 16-18 aşısı benim bildiğim İngiltere dışında başka bir yerde yok. Türkiye'de zaten tamamen kayboldu ama eee bunun dışında yok. Eee HPV aşıları son derece etkin. Burada daha net şeyleri görebiliyorsunuz. Dörtlü ve dokuzlu aşıyı, bivalan aşıyı. Burada daha akademik olarak bu işte 2018 yılında ne yapacağız? Yani şimdi dokuzlu aşı geldi ne yapalım? Bu aşılananları vesaire de bir makaleden ben aldım bunu. Çok güzel bakın çok net acıvanlarıyla vesaireyle burada anlatıyor. Şimdi şöyle bir cümle göstereyim size. Aşısıyla çocuk ölümleri, multipsikolojik ve immünolojik hastalıklar ilişkilendirildi. Sonra e, vesaire vesaire. Bu hangi aşı için biliyorsunuz? Hepatit B aşısı için. Mesela niyeyse dünyada yani bu psikolojik bir şey. E, bir grup insan tarafından e, aşı meselesi gerçekten e, bir e, çok ciddi e, her bağlamda e, çok ciddi bir ...problem olarak görülüyor. Örneğin Kanadalı bir profesör var. Kadın kesinlikle hiçbir aşının yapılmaması gerektiğine inanıyor. Yani aşısı olan bir şey için çocuklar niye ölmeli sorusunu sormamız gerekiyor. Mesela Fransa'da da... ...bir dönem kızamık aşısı yapılmasın diye yürüyüşler falan yapıldı. Sonra yap yaptırmadılar kızamık aşısını. Çocuklar ölmeye başlayınca tekrar yaptırdılar. Benim... E, aşı çocuğuna aşı yaptırmayan ve çocuğunu kaybeden hastanede gördüğüm iki tane çift olmuştur. Yani ve bunlardan bir tanesini daha yakın zamanda özel hastanede gördüm. Aşı karşıtlığının şöyle bir sorunu var. Çocuklarını aşılatmıyorlar ve çocuklarına da bir problem olduğunda çıkıp da ben çocuğumu aşılatmadım asla demiyorlar. O yüzden yani böyle bir itirafta kimse bulunmadığı için çünkü sorumluluk almak zorunda. E, sanki hep Aşı karşıtlarının sesi çok daha fazla çıkıyor. Ama hepatit B dahil tüm aşılar için daima ve daima aynı e, tartışma yapılıyor. Şimdi tabii HPV aşıları nasıl geldi onu anlatmak gerekiyor. Öyle madem bu işin e, ekonomik, siyasal boyutunu tartışacağız. E, bu konuda da siyasal boyutuyla ilgili de birkaç şey söyleyeceğim. Bir kere 2005 yılında Dünya Sağlık Örgütü Preparing for the Introduction of HPV Vaccine diye bir şey yayınladı. Bu bizim önümüze geldi. Biz kongrelerde bunu gördük. E, zaten e, belli bir yerde e, şeyler yapıldı. CDC böyle şeyler yayınladı. Dedi ki politik olarak ve dini olarak lütfen kendinizi, ülkenizi hazırlayın dedi Dünya Sağlık Örgütü. Tüm dünyayı bunu dağıttı. Yani sadece Türkiye değil, bizim de içinde bulunduğumuz birçok ülke, hadi lan oradan tarzında bir reaksiyon verdi. Bizde hiçbir şey hazırlanılmadı. Ve HPV aşıları daha sonra da ACOG, Amerikan College of Kaynak Gynecology, DAAN diye 2006 yılında böyle bir şey yayınladı. Sonra da gördüğünüz gibi CDC tarafından yepyeni bir grup oluşturuldu. Yani ergen aşıları denen bir grup oluşturuldu ve 2007 yılında direkt aşılamaya geçti Amerika Birleşik Devletleri. Peki aşı yapılmalı mı, yapılmamalı mı, neyin aşısı, kime ne zaman yapılmalı, tartışmanın odağı ne olmalı? Aşı bir kere burada tabii firmanın çok ciddi bir hatası vardır. Yani bununla ilgili daha yeni bir makale okudum. Ee, birazdan rakam da göstereceğim size. Amerika'da coverage yani aşılanma oranı son derece düşüktür. Aşı esasında HPV aşısıdır. Ama Türkiye'ye de gelirken, Amerika'da da lanse edilirken sürekli rahim ağzı kanseri aşısı gibi adlandırıldı. Oysa rahim ağzı kanseri olması HPV'ye bağlı kadının, eğer düzenli doktora gidiyorsa mümkün değildir açıkçası. Bir yerlerde yakalarsınız. Mesela ben 2008 yılında Pavone'nin yanına Helsinki'ye gitmiştim. E, laparoskopik onkolojik cerrahi için. E, ben habire bir Vertan görmek istiyorum. Yani zaten endometrium kanserini yapıyoruz. Lenfadenektomisini falan laparoskopik. Yani e, sürekli olarak e, cervix kanseri görmek istiyordum vertime. E, dedim ki ya, hiç yapmıyorsunuz. E, dediler ki e, bizde yok. Çünkü Finlandiya inanılmaz bir tarama programı var. Zaten başta saplıyor ve ortadan kaldırıyor. Zaten şimdi herkes de aşıladı. Herhalde yani ya ameliyat yapmayı bırakacaklar, yani görmeyecekler ya da çok nadir olacak vesaire vesaire. Dolayısıyla rahim ağzı kanseri aşısı değildir. Bunlar genital HPV aşısıdır. Yani bu çok net. Bunlar genital HPV aşısıdır. Asla tedavi edici değildir. Sadece koruyucudur. Şimdi, Tabii bu aşı geldiği zaman nasıl burada işte 2008 yılında böyle yayınlar çıkmaya başladı. Hala bu yayınlar var. Ben en eskisini getirdim. Ee, şeyler e, ergenlere bu konuda nasıl olacak? Yani ergen sonuç olarak e, 18 yaş altı aşılanma olduğu zaman ebeveynlerin bunun üzerine bir etkisi oluyor. İşte bu tarz şeyler yapıldı o zamanlar. İşte bundan kurtulun dendi vesaire vesaire vesaire. Bu tip işte bir takım görüşmeler. Burada bir çalışma yapıldı. Bu bir çalışmadan HPV filmi yapıldı. Ee, ve bu böyle bu çalışmada burada bir her e, dini gruptan işte camilere gidiyorlar Amerika'da. Ondan sonra e, kiliselere gidiyorlar vesaire vesaire. Her dini gruptan insanlara bu HPV aşısını şey filmini gösteriyorlar. Bunların bu arada %20'ye yakını Müslüman Şimdi şöyle bir şey oluyor. Müslüman kadınların bakış açısından, filmi seyretmeden evvel e, bakış açısından hem EP başlığı hem de servikal tarama gereksiz. Zira kadın monogam. Eşinin sadakatini daima güvenmek zorunda. Aşıyı reddediyorlar. Çünkü kızların erkekler ve ses hakkında düşünmesine neden olacak diyorlar. Kadınlardan birinin dediği filmi seyredilebilir ama aşıyı yaptırmayacağım. Çünkü onu biliyorum hiçbir şey yapmayacak. Onu tanıyorum yapmayacak. Böyle bir sendrom var ergenlerle ilgili. My daughter never sendromu. Benim kızım asla sendromu. Bu gerçekten böyle bir sendrom var. Benim kızım asla böyle şeyler yapmaz sendromu var. Ancak ben Müslümanlarla ilgili bölümü aldım. Yani Hristiyanlar da çok farklı bir şey söylüyorlar. Ee, ve e, sonuçta e, çocukların %70'i filmi görüyor. Soruların 62 94 oranlarda doğru cevaplar veriyorlar filmden sonra. Ve her dini grup kendi çıkarımını yapıyor. Yani katolikler... Ee, filmin ve verilen bilgilerin çocukları seks yapma konusunda cesaretlendirmediğine inanmışlar. Çünkü hani biraz önce Müslüman grupları Amerika'daki söyledim ama Katoliklerin en büyük sorunu bunlar sürekli şöyle biz bu HP başını yapacağız sonra da kızlarımız herkesle beraber olacak. Yani cinsel bir özgürlük yaşayacaklar hiçbir şey bulaşmayacak diye. Ve ondan sonra yıllar içinde bakın bu 2008'lerde 10 yıllar içerisinde defalarca çalışma yapıldı ki ergenlerin cinsel davranışlarını asla değiştirme HP aşısı yapıldığı zaman. Müslümanlar ise yani araştırmanın şeyi çok güzeldir. Kız çocukları cinsel temasla boşan hastalıkların ve seksin olası tehdit, te tehlikelerinden bahsettiği için Müslümanların hepsi filmi beğeniyorlar, bilgiler olumlu buluyorlar ve önemli bir kısmı da aşının yaptır yaptırabileceklerini söylüyorlar. Bunlar tabii bu tip şeyler yaptılar. Ancak bunun tabii yani bir model oluşturmalı. Biz önce, önce Berk Hocam biliyor Türkiye'de yok. Bu model asla oluşturulmadı. Bu slide eski bir slide. Tartışma eksenini değiştirmeli mi? Ve tabii dayatma şu. Bu aşı firmaların bir dayatması mı sonuç olarak? Bakın gördüğünüz gibi, görüyorsunuz değil mi? Böyle yani buna benzer hatta böyle kitaplar var. Ee, okudunuz mu bilmiyorum. Soner Yalçı'nın e, Kara Kutu galiba. Okuyun lütfen o kitabı da. O da gene büyük fir aşı firmalarının şeyi. Şimdi burada birkaç şey söylemek lazım. Örneğin, ee, bu firmaların bir dayatması. Öncelikle baş yani firmaların bir dayatması ve bence HPV ile çok şey yaptılar ama dünyaya baktığınız zaman üç temel endüstri tüm dünyanın ekonomisini etkiler ve domine eder. Bunlar silah sanayi, petrol sanayi ve ilaç sanayidir. Ve sizler genç tıp fakültesi öğrencisi olarak şu veya bu ilaç sanayinde dişlilerinden bir tanesi olacağız. Yani bu mesleği yapıyorsak. Ancak şöyle bir şey var. Firmalar tabii ki bu şeyleri yapıyor ama sadece onlar değil. Herkes bilir. Örneğin benim şu sunuyu yaptığım laptop. Yani ben normal broadcasting de yaparım. 2012'den beri kongredeki tüm konuşmalarını canlı yayınlıyorum. Ve çok güçlü laptoplar kullanmak zorunda kalıyorum bu nedenle. Ama Türkiye'de yok. Sonuç olarak yeni bir laptop çıkıyor. Yeni bir şey yapıyor ve sana da dayatıyor. Aynı şekilde birçok şeyi de dayatabiliyor. Çünkü bu teknoloji Teknoloji ürettiği zaman, yani ürettiği zaman hangi ülke o teknolojiyi üretiyorsa sana tabii ki bu teknolojiyi sana dayatmak için kullanıyor. Ve sen kendi teknolojini üretmediğin zaman ne yazık ki sadece pazar olabiliyorsun. Konuyu yani bir şey yapamıyorsun. Örneğin basit bir örnek, hiç bununla alakası olmayan hepatit ilaçları. Bakın hepatit C şu anda yüzde yüz kür oluyor. Ve devlet bu hepatit C hastaların paralarını mecburen ödemek zorunda kaldı. Bu ilaçlar yani ilk geldiklerinde aşağı yukarı 3 aylık tedavisi 120 bin lira falandı bundan 3-4 yıl evvel. Ve mecburen devlet tabii yani hastalar kür oluyor düşünebiliyor musunuz? Sirozdan kurtuluyor, kronik hepatitten kurtuluyor. Benim öğrenciliğimde bizim en çok korktuğumuz ve benim asistanlığımda hepatitçiydi. Şimdi abi en korkulmayacak şey İlacını alıyorsun, 3 ay sonra kür oluyorsun ve olay bitiyor. Oysa yani e, bu ilacı alıyorsun bu bir dayatma mı e, teknolojik olarak dayatma e, sıkıysa alma hepatit C taşıyıcı dolayısıyla teknolojiyi üretmediğiniz sürece şuradaki gibi e, karikatürler veya yazılan bir takım kitaplar havada kalıyor siz yani hani adama da diyorlar yani sen başka bir alternatifin varsa buyur gel yap dolayısıyla e, bence işte bu firmaların çünkü bu, bu soru bana Sezai Şahmay Hoca tarafından ki şimdi çok da severim cerrah Paşa'nın hocasıdır, cerrah Paşa kadın doğumun emekli oldu şimdi çok da kıymetlidir. 2007 yılında ben ilk olarak hepatit H HPV aşısı konuştuğumda kalkıp bu firmaların dayatması Süleyman böyle böyle yapıyordu. Tamam da yani evdeki atıyorum niye biz eski televizyonları attık da LCD ekran şey aldık? Bu teknoloji açıkçası dolayısıyla e, bunun ekonomik yönünde çok fazla tartışmamız gerekir. Bu en yeni Amerikan Kal için komite e, opinyonu. Fakat ben şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın sadece yüzde 42 kavruç var. Sadece yüzde 42 Amerika'da. Neden? Çok ciddi bir lobi faaliyeti var aşılara karşı ve insanlar etkileniyorlar ve Amerika esasında Türk küçük bir, yani büyük bir Türkiye gibi biz çok benzeşiyoruz e, şey olarak. Ne yazık ki kimse okumuyor orada da. Sadece Facebook'ta, Instagram'da, orada burada çıkan şeylere bakıyor. Oysa yayınları da okumuyorlar. Burada görüyorsunuz. Yani diyor ki işte her seferinde kongrelere, mesela North America Pediatric Adolescent Ginecology Kongresi'ne, ben rutin katıldım bu pandemiden önce, her kongrede nasıl HPV aşısını biz anlatabiliriz ailelere gibi oturumlar vardır. Ama asla da başarılı olmuyor. Çünkü lobiler çok daha sağlam çalışıyorlar. Bugün geldiğimiz noktada esasda 3 dozdur HPV aşısı. 0-2-6 olarak söylenir. Yani sıfırıncı doz ondan iki ay sonra ondan da sıfırdan altı ay sonra yani ikinci dozdan dört ay sonra yapılır. Aşılar bu şekilde e, özetleniyor. Yani yapım dozları bu şekilde anlatılıyor. Ancak görüldü ki 15 yaş altındaki kız ve erkeklerde sadece iki doz HPV aşısı yeterli oluyor. Ha, soracaksınız benim iki tane oğlum var. Ben Onları da aşıladım. Yani şu anda aşılar ikisi de. Bir tanesi 17 yaşında, diğeri 14 yaşında. İkisini de 15 yaş altında, iki doz şeklinde açıkçası aşıladım. Öncelikle aşının yani odak noktası neresi olmalı? Aşı bir kere, Türkiye'deki problem o. Aşı tamamen ergen, yani naif popülasyona yöneliktir. Yani... Cinsel aktif olmayan, cinsel aktiviteyi tanımayalım. Örneğin oral seks yapmamış olan, sürtünerek peding yaparak ilişkide bulunmamış olan vesaire. Bunlar yani aşı'nın odak noktasıdır. Dolayısıyla e, e, genelde Türkiye'deki problem aşı devlet tarafından ödenmediği için ve böyle bir bu aşı aşı takvimine de alınmadığı için bu aşı ne yazık ki şu anda aşılananlar genelde cinsel aktif oluyorlar ya da hasta benim hastam kızı var. Kendisi zaten servikal disi ağır displazi oluyor veya serviks kanseri oluyor. Kadıncağız o du durumu yaşadığı için çok korkuyor ve kızını mutlaka aşılatıyor. Yani ben çok fazla aşı yapıyorum ama ben yani çok kısıtlı bir yerde kendi e, Interland'ımda çalışan biriyim ama genel grubuna baktığım zaman bakın söyleyeyim. Bir, her bir üç doz yapmak zorundasınız. Yılda 10.000'in 10 binin altında Türkiye'de yapılan HPV aşısı. Yani bu son derece düşük. Ancak e, ve sürekli olarak ve Türkiye'de bizim hocalarımız da yani çok karşı olan hocalar var gerçekten. Papsilminiz var niye aşı yapalım vesaire. Zaten hani HPV taraması açısından papsilmi de belli bir yerden sonra yavaş yavaş HPV'ye yani HPV tiplemesine dönecek ama ama artık firmanın çalışması yani MSD'nin çalışmaları bitti. Ve artık birazdan size göstereceğim. Ülkeler ve aşı politikasını yapan ülkeler artık data yayınlamaya başladı. Ve bu datalar çok çok dramatik. Yani eskiden şöyle diyordu. Diyordu hocalar. İşte firma yapıyor. Firma yaptığı için sonuçlar bu kadar değil. Hayatta böyle olmaz falan filan. Ama öyle olduğu görüldü. Şimdi bu şey sunulduğunda, bu data sunulduğunda ben salondaydım ilk bunun ham datası sunulduğunda. Ee, Avustralya'da 5 yıllık sonuçlar ergen yani 18 yaş altını aşıladıklarını yani e, sonuç olarak 9-26 yaş arası diye şey yapılmıştır ama bunu e, özellikle 18 yaş altına baktığınızda bakın 21 yaş altı erkek ve kadında ama en çıktı yani 18 yaş altı. Da çok etkin oluyor bakın bitirdiler Avustralya'da. Avustralya'da bugün e, gerçekten genital sihir bulmanız çok zor. Herkese aşılıyorlar. Çok acımasızca şöyle bir şey yapmışlar. Kiminle karşılaştırmışlar? Göçmenleri önce aşılamadılar. Onlarla karşılaştılar. Hatta aborjinleri de aşılamadılar. Çok ırkçı bir davranış ama e, gerçekten aşılamadılar. Bununla ilgili başka yayınlar var. Buraya getirmedim. Mesela sonradan aborjinleri de aşıladılar. Sonra genel popülasyonla bunu karşılaştırdılar. Aşılananlarla aborjinlerde o sırada aynı kalıyor. Aşılananlarda hızla düşüyor. Sonra aborjinlerde de aşılanma başlayınca birebir oluyorlar vesaire veya göçmenlerle. Ama 25, yaş 21 yaş altı kadın ve erkekte inanılmaz etkili. Ee, tek hüsranı şeyde yaşadılar. Ee, burada görüyorsunuz homoseksüellerde, geylerde, men sex with man. Onlar onlarda o kadar etkili olmadığını, düşürdüğünü ama o kadar düşürmediğini istatistik olarak gösterdiler. Yalnız açıkçası anal kanseri engellediği kesin. Evet, genital siili düşürmeyebilir ama geylerde de yapılması özellikle öneriliyor. Çünkü anal kanseri gerçekten engelliyor. Bakın bu gene şeyden bakın ne diyor? ek olarak hangi hastalığı bize acaba engelleyeceğiz? Yeni dokuzlu aşı ile diye bir şey var. Bu Avustralya'dan gene gelmiş. Çünkü bayılıyorlar buna. Ve bakın dokuzlu aşıyla beraber geldiklerinde yani tüm tiplere bakılmış. Bu tabii dörtlü aşı yapılan 2005-2012 yılları arasındaki hastalara bakın. Bakın ne kadar düşürüyor. Yani mesela tip 16'ya bakın. Eğer normal popülasyonu 21.3 iken 4. şeyde e, vagina, vaccination'dan sonra 4.2'ye, 1.5'a, 12'ye düşüyor. E, şeyde. Bakın bunların hepsini bakın unvaccinated'a 12 iken e, vaksine olanlarda, aşılananlarda %1.5'a düşüyor. Müthiş etkili yani. Çünkü bunlar hep devletlerin şeyi. Kanada çok enteresan. Kanada biliyorsunuz dünyanın en büyük yüz ölçümü olan ikinci ülkesi. Dolayısıyla farklı farklı kantonlar, farklı farklı bölgeler var. Ve 10 yıllık data yayınladılar bunlar da Avustralya gibi. Burada bakın, vaksin coverage'lar var ee, sağdaki e, şeyde. Şuradan ben şeyi görebiliyoruz değil mi? Yani yüzde 62, Amerikadan çok daha iyi. Kanada biraz daha şeydir, mantıklı bir yerdir. En düşük bakın şurada e, Alberta'da yüzde 44 civarında. E, en düşük yer burada böyle. Ama o bile Amerikadan bir tık daha fazla. Ama e, örneğin Kebek'te, e, mesela beni şaşırtan Manitoba'dır. Kanada'nın oldukça kırsal bir kesimidir ama bu şekilde. Ancak ben size şöyle bir şey göstereyim. Daha doğrusu şunu göstereyim bakın. E, Kanada'da aşılanan kadınlarda servikal e, riskler bakın. Görüyorsunuz değil mi ne kadar düşmüş. Yüksek riskli yani high grade lezyonlar %50'den fazla düşmüş kadınlarda. Dolayısıyla bu inanılmaz bir e, rakam. Yani bu inanılmaz bir rakam. Dolayısıyla çok büyük ihtimalle önümüzdeki ne bileyim 20 yıl içinde falan neredeyse çok az e, sin1, sin2, sin3 görecek. Sin2, sin3 yani e, ağır displaziyi çok nadiren görmeye başlayacaklar. Tabii bir de oral seks açısından bakacak olursan, adolesanlarda dörtlü aşı alanlarda yalnız tabi Amerika'da şöyle demişim, en az bir doz bile alsa, çünkü böyle yani orada şöyle bir sorun var. O yüzde 42'den bahsettim ya. Yani e, bir doz alanlar gibi yani aşılanmayı tamamlayanlar. Yani bir doz bile alsa sonuç olarak gördüğünüz gibi hiç yaptırmayanlarda yüzde 2.1 oral HPV saptanırken e, şey yapanlarda binde dörde düşüyor direkt olarak. E, bir doz bile aşı yaptıranlarda binde 4'e düşüyor. Yani bu mükemmel bir sonucu var oral HPV enfeksiyonu açısından da bu bizim e, Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği'nin yayınladığı statement. Bakın çok net gösterilmiştir ki doğal olarak gelişen antikorlar asla kurumuyor. Ve en çok söylenen şey de hiç bakmayın diyor. 9 ila 45 yaş arası eskiden cinsel aktif mi değil mi çok tartışılırdı bunlar. Siz önceden bakalım mı şu olur mu? Böyle bir şey yok deniyor. Yani 9 ila 45 yaş arasının tamamıyla aşılığı deniliyor. Buna bir şey daha ekleyeyim. Erkekler aşılanımız zaten 2007 yılında aşılanma başladığında dünyada 4 tane ülke ki ilginçtir. İşte Hindistan, Meksika, Kıbrıs Rum kesimi. Bakın Kıbrıs Rum kesimi acayip aşılıdır. Yani inanılmaz bir programları vardır o küçücük yer. Ve bir ülke daha şimdi onu hatırlamadım kusura bakmayın. Zaten başından itibaren erkekleri aşılıyordu. Avustralya galiba. Diğeri de Avustralya olması lazım. E, fakat şimdi erkeklerin de aşılanması gerekiyor. E, olsa bile, çünkü Siil ayrı bir konu HPV aşılanması açısından. Yani özellikle 30 yaş altında gerçekten etkili oluyor. Tedavi etmiyor ama sonrasında tekrar Siil söz konusu olduğunda sonrasında tekrar lamasını engelliyor. E, şey açısından da mesela ağır displaziler açısından da hastaya aşıladığınız zaman daha sonradan ağır displazinin tekrarlama olasılığı son derece düşük oluyor. Şu anda GOG'nin yaptığı yani gynekolojik Onkolojik Grubun yaptığı bir seri var. Yani ağır servikal displazisi olan kadınlarda aşının etkisini araştırıyor. Güney Kore'nin yaptığı bir çalışma var. Oldukça başarılı. Şey yapıyor. Ben eee şeyi takdir ediyorum. Yani İran'ı, bilmiyorum izliyor musunuz? Genel yayınlar açısından bizi geçtiler. Kadın doğumda geçemiyorlar. Hala bir kıstasları var. Şimdi yavaş yavaş çünkü erkek doktor yok. Ee, 2000, şey, 1996 yılından itibaren erkek jinekolog e, sokmamaya başladılar fakültelere. E, ancak tabii bunun bir takım yan etkileri oldu. Şu aralar, çünkü o zamana kadar var olan e, jinekologlar, erkek jinekologlar çok fazla e, şey görmeye başladı. E, ve e, ama ilginçtir. E, çok fazla çalışıyorlar. Çok iyi yayınlar çıkartıyorlar. Ve bakın bu tedavi edici aşı. Ve oldukça iyi bir dergidir bu. American Society of Sexual Therapy'nin bu dergi. E, ve çalışıyorlar ve bunu da yayınlamışlar. İran'dan bu yayın. Bakın Türkiye'de tamam COVID aşısı falan yapıyoruz ama bence yani Tamam bunu yapıyoruz ama niye bir HPV aşısı için biz kendimiz çalışmıyoruz soru işaretidir. Çünkü bakın her canlı bir gün HPV'yi tadacaktır. Eğer cinsel aktifseniz bu dünya sağlık örgütünün şeyi yüzde 80 HPV ile karşılaşacaksınız. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Dolayısıyla ve HPV 2018'de yayınlanmış bir makale var. Neandertallerden beri bizimle beraberdir. HPV tip 16'nın 80 bin yıldır bizimle beraber olduğunu gösteren genetik çalışmalar. Dolayısıyla bu geçmeyecek, bitmeyecek ve mutlaka olacak. Dolayısıyla mesela İran çok akıllıca bir şey yapıyor. Bunu saklamıyor, etmiyor. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da falan falan, bunların hepsinde HPV kavırıcı var. Yani İran'da da var belli bir yaş grubunda yanılmıyorsam ama sadece kadınlara galiba. Sonuç olarak oldukça iyi bir şeyi var. Çok teşekkür ederim ben umarım çok vakit almadım ama biraz fazla konuşmuş olabilirim aralara çünkü gizdim evet güzel teşekkür ederiz hocam ağzınıza dilinize sağlık belki hocam aynı şekilde size de teşekkür etmiştim gerçekten bizi gerçekten çok güzel bilinçlendirdiniz çok şey öğrendiğimi düşünüyorum sunumlarınız bittiyse Katılımcılardan bundan sonra katkı alacağız Herhangi bir soru olduklarında Herhangi bir soruda kafalarına bir şey takıldıklarında participant kısmından isterlerse el kaldırıp söz alabilirler Veya chat kısmına mesaj atabilirler Biz de sesli bir şekilde sizlere getirebiliriz Bunun dışında bizim size sorularımız olacaktı Eğer soru alabilirseniz Enes önce bir hocaya bir katkı yapayım. Bu İran'la ilgili bir şey söylemişti. Hocam duyuyor musunuz beni? Tabii tabii duyuyorum. Ben şey Stores firmasının Orta Doğu temsilcisiyim aynı zamanda. Bu şok dalga cihazı ile ilgili bana bir CV geldi. İran'dan bir doktor gelecek. Her ay bu Covid'den önce eğitime geliyorlardı. İşte Malezya'dan, oradan, buradan CV geldi bir kadın. İran ürolog. Şimdi inanmadım dedim ki ismi acaba mı yanlış yani falan diye. Sonra kadın geldi burada tanıştık. Yani e, çok şey öğrendim İranla ilgili ondan. Dedik yani İran öyle anlatıldığı gibi bir yer değil. Yok değil. E, kadın yani ben İran'a şahsi şahsen gitmedim ama e, biz orada erkekler geliyorlar bana muayene oluyorlar. Tabii ki prostat muayenesi yapmıyorum teknik olarak ama işte hani e, sertleşme sorunlarını anlatıyorlar. Benim zaten merkezim var, hiçbir sorun yok dedi yani. E, ben gerçekten çok şaşırmıştım. E, bu söylediğinizde üzerine oturdu yani. Kadın cinselliğiyle ilgili en iyi datalar, örneğin e, orgazm bozukluğuyla ilgili vesaire İran'dan çıkar. Yani evet. Orta ile ilgili data geldiği zaman, yani bizim zaten bir tane textbook var. Orada tüm dünyadaki yani e, cinselliği, kadın cinselliği ile ilgili tek bir textbook var. O textbookta büyük şeyler vardır. Tüm dünyadan data vardır. Birleşik Arap Emirlikleri İran çok iyi datalar verir. Çok iyi psikiyatristleri vardır. Hı. Artı şu aralar işte tüp bebeğe yavaş yavaş erkek doktor almaya başladılar. Ee, yani o da bir yerde kılacak. Mesela Suudi Arabistan'da ilginçtir. Kadın ve erkeğin beraber okuduğu tek yer tıp fakültesidir. Dördüncü sınıftan itibaren beraber okurlar ve çok fazla Erkek jinekolog vardır. Evet. Yani bizim kafamızdaki şeyin biraz dışında. farklı. var da. Yani kendisi akademik olarak inanılmaz bir yerde ve yavaş yavaş yani göreceksiniz ki Türkiye geçti bu arada. Sadece jinekoloji bunun yani sicikoma bakarsanız o şeyde dataya orada öyle bir durum var. Evet. Bir de bir şey bir ek yapayım hocam. Bu ıı, dünyadaki dünya yöneten firmalar dediniz. Ekonomist dergisinin ben düzenli okuyorum. Geçen seneydi galiba sayısında en tehlikeli firmalar diye bir şey yaptılar. Bir numarada ilaç firmaları var. Yani Tabii. ne ne ekonomi firma firmaları ne başka firmalar bir numarada dünyada en tehlikeli firmalar arasında ilaç firmaları var. Artık gerisini ya arkadaşlar mi? düşünsün. <laughs> ya, şöyle bir şey var. Ya ben mesela Soner Yalçın'ın o Kara Kaplı kitabını okudum. Aa sürekli olarak anlatıyor ama benim o kitabın yani ve ilaç firmalarıyla ilgili söylenen şeyleri tek bir cümlede şokerte biliyorsunuz işin doğrusu. Tabii ki bunlar kar amaçlı firmalar. Ben yıllarca danışmanlık yaptım. Şu anda da bir firmaya danışmanlık yapıyorum. Aa, ancak şöyle bir şey var sonuçta bakın Türkiye'deki kadın ömrü ne kadar biliyor musunuz? Bakın burada bir yıl tıp fakültesi öğrencisi var. İçinizde fikri olan var mı? Türkiye'deki 2020 yılı itibariyle Türkiye'deki kadın ömrünü biliyor musunuz çocuklar? Yani Türkiye'deki kadın ömrü 83.1 yaştır. Bakın sonuçta dünyada tüm yaş, biz çok uzun yaşıyoruz. Ya yani bu doğal bir yaşama değil. Ben menopozla ilgili bir konuşma yaptığımda mutlaka salondan birileri çıkar ve şöyle der. İşte anneannelerimiz bu ilaçları kullanıyor muydu, onlar yapıyor muydu? Anneannelerimiz, babaannemiz ölüyordu. Kadın ömrü kısaydı. Doğumda ölüyordu, başka bir şeyde ölüyordu. Yani mesela ben annemden, rahmetliden bana mirastır. Ben 38 yaşımdan beri antihipertansif kullanıyorum. Malin hipertansiyonum var. Normalde şu aralar göçüp gidiyor olmam gerekirdi. Ama olmayacak. Neden? İlaçlar var. Ömür uzadı ama bu doğal bir şekilde uzamadı. Yani firmalar sayesinde uzadı. Tabii ki bundan alıyorlar. Ha çok agresiftirler ve ben şunu görmüşümdür. İlaç firmalarıyla daima bir mesafeniz olmalı ama zaten uzak kalamazsınız ve hiçbir şey rastlantısal değildir firmalarla yapılan şeyler. Yani tıbbi cihazda da öyledir. Yani mesela seninle çalışıyorsa mutlaka bir nedeni vardır. Senin çok kıymetli bir yerin vardır ki seninle çalışıyorlardır. Yani hiçbir şey rastlantısal değildir firmalarla çalıştığında tabii ki agresiftirler ama diğer taraftan da yani yaşam kalitemize ve doğal yaşama baktığımız zaman çok uzun yaşıyoruz, kaliteli yaşıyoruz. Daha firmaların şeyini daha gelmedik yani gen tedavileri gelmek üzere 10-15 yıl sonra o zaman ne olacağımız ki şu anda bile başladı. Yani bu konuyu saatlerce konuşabiliriz. Ee, dolayısıyla hani Evet, böyle. Ama biraz da haksızlık var. Biraz da yani know-how'ları çok yüksek olduğu için tırnak içinde bir kıskançlık da var işin doğrusu. Bir şey var yani. Mesela şöyle düşünün. SARS-CoV-1 yapıldı. Yani ilk geldiğinde 2002-2003 yılında, ilk çıktığında e, şu hani biz aldık ya e, Sinovac'ları firmadan, Çin firmasından aşıları. E, o e, şey ilk olarak orada bayağı ciddi aşı yapmış adamlar. O firmanın esas şeyi odur. O aşıyı yapmış o firma. E sonra da bir anda hastalık o kadar agresifmiş ki bir anda bitmiş. E patlamış elinde milyon dolar zarar etmiş adam. Ama şimdi aynı platformda aşıyı geliştirdi, bize sattı işte. Endonezya'ya sattı. Oldukça da iyi bir aşı. O nedenle hani e, böyle bir şey var. Sorularınız var mı çocuklar? Evet hocam. Ee, sorularımız mevcut. Forma gelen sorularımız da mevcut. Ee, forma gelen soruları arkadaşlarım size iletecekti. Hocam Berker'in sorusu var sanırım chatten. İlk Berker'i alalım. Hı hı. O arada ben de sorayım. Hocam bu arada çok teşekkür ederim. Cidden yani gerçekten ilgiyle dinlediğim bir sunum oldu. Hani ben de çok sunum ayarladım, çok sunumda bulundum. Hani en çok ilgimi çeken ve vaktin geçtiği, zevkle geçtiği bir sunum bu oldu. Öncelikle size katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ayrıca şey sorum olacaktı benim, hani şimdi bu aşının tedariği nasıl sağlanıyor? Bize mesela biz gidip e, Halk Sağlık Merkezi'ne HPV aşısı olmak istiyoruz mu diyeceğiz? Yoksa herhangi ben bir bu hastaneye gidince... Yani bunu işte bizler muayenehanede yapıyoruz. Özel hastanelerde yapıyorsunuz Ve pahalı bir aşı işin doğrusu. Çünkü sonuçta... Evet, ee, yani ben açıkçası kendimi o yapıyorum yapıyorum. Ee, ama üzerine kar koymuyorum. Yani orada duruyor. O yüzden fiyatını da bilmiyorum. Ama Hı -hı. 500 liranın üzerindedir. Yani 600 lira falandır herhalde. Yani. Onu takip etmiyorum. Hemşirem takip ediyor. Ee, Hastaların bütün... Yani benim öyle bir kazanç elde etmek gibi bir gayem de olmadığı için yani hiç onlar geliyor ve yapılıyorlar ama e, şeyini bilmiyorum açıkçası. Yani fiyatını şu anda ama 600 lira civarındadır kesin. Ve 3 doz Hocam, yapıyoruz. Hocam %20 zam geldi biliyorsunuz. 700 değil küsür lira oldu. Ben değil e, değil dün üniversite gün bir hastaya yaptırdım. 700 küsür liraya aldı. Evet. İşte ha. yani e, hani... Pahalı. Evet, orta değil yani. yani. 2000 lira ve bakın ben bir şey söyleyeyim. Esasında HPV aşıları şimdi Recep da Sağlık Bakanı olarak bizimle hiçbir zaman bizim şeyimiz barı hele ben üniversite hocası olarak bizim yıldızımız yıldızımız pek barışmamıştır. Ama eee Recep iki tane çok önemli bu halka hizmeti olmuştur. Bunlardan bir tanesi aşı takvimidir. Çok ciddi aşıyı pediatrist olduğu için takvime aldırmıştır. İkincisi de bu HPV tarama sistemidir. Bu 2012 yılında e, bu sistemi getirdiklerinde bizi de topladılar. İşte böyle bir e, işte böyle bir sistem gelecek dediler. A, daha çok yeni bu yıl yani pardon 2020'nin e, Haziran veya Temmuz'unda 4 milyon kadına ait data açıklandı. Dünyada ilk e, HPV ile HPV tiplemesiyle tarama yapan ülke biziz. Bunu ne kadar devam edecekler onu da bilmiyorum. Çok pahalı bir iş bu. Çünkü hibrit Capture 2 ile yapılıyor. Ee, oldukça pahalı bir iş. Ee, ve esasında Recep Aktağ'ın önüne yani e, ben biliyorum e, şey konuldu. Yani neredeyse alınacaktı aşı takvimine. Neredeyse. Ama öyle bir işte bu tam Amerika'daki Katoliklerin yaptığı şey burada oldu. İşte bu cinsellikle ilgili falan deyip o kadar üstüne geldiler ki Recep Aktağ'ın. Yani politik olarak bunu yapamadı. E, ve şu anda da yapılacak gibi değil. Dokuzlu aşının Türkiye'ye gelmesi de mümkün değil. Şöyle anlatayım niye. Bu pandemiden hemen önce, 2019'un sonlarında, e, Eylül ayı falandı. E, Çin dokuzlu aşıyı, MSD'nin tüm dokuzlu aşıyı satın aldı. Hep, hepsini aldı. Hatta MSD ki, ee, Nabi benim arkadaşımdır, Doktor Nabi, Doktor Nabi Bey, e, MSD'nin tüm Avrupa Kuzey, e, şey Afrika e, işte bütün Ukrayna falan filan oraların tüm aşı grubunun başındadır HPV değil, tüm aşıların başındadır Nabi, İsviçre'de yaşar. Nabi ile ben konuştum çünkü tam pandemi zamanında bir HPV ile ilgili bir kongre vardı İspanya'da, ben kongreye katılmayıp sadece iminoloji, iki günlük bir immüneloji programı satın aldım. Paramın da üstüne oturdular bu arada pandemiden sonra ama iyi, bir para vermiştim. Ee, ama yani çünkü immünoloji çalışmak istiyor. Yani immünoloji çok ilgimi çekiyor sürekli hep ev okuduğum için. Nabi o zaman aradım yani İspanya'da olacak mısın oturup bir yemek yiyelim işte şöyle şöyle falan filan. O sırada biz konuştuk. Süleyman mümkün değil dedi. Hollanda ile Almanya'ya veremiyoruz dedi. Satın aldı adamlar hepsini dedi. Tek bir şey de cash olarak satın almışlar. Ve dedi iki, en erken dedi üç yıl sonra falan dedi Türkiye şey yapabilir dedi. 2019'un sonunda. Ve dedi Türkiye'nin de almak gibi bir niyeti de yok dedi. Ben bir sunum yaptım çünkü bakanlıkta dedi. E, yani öyle bir şey olmayacak dedi. E, yani bir şekilde böyle bir tavrı var oradakilerin şu anda dedi. O yüzden aşı gene böyle satılacak. Ne yazık ki çok pahalı. E, yani üç doz yapsanız yani 2000 bin lira kafadan bu çok ciddi bir rakam. Bugünkü Türkiye'de, bugünkü ekonomik koşullarda hemen vermeseniz de çok ciddi bir rakam açıkçası. Ve e, hani sorunuza tedarik etmeniz için ne yazık ki bu paraları ödemek zorunda kalıyorsunuz yani. Teşekkür ederiz hocam. Bir arkadaşımız, hocam şu an aşı olmak istesek dokuzlu aşı öneriyorsunuz değil mi diye sormuş. Ama işte yok. Hala doku yok ama. Yani gelmeyecek. Şöyle de bir şey var. Mesela şeyi de söyleyeyim. Bizim aramızda yapılan hani tartışmalar genellikle dörtlü aşı doku yani dörtlü aşı oldu biri. Çünkü benim bir yıl hastam var. 2008, 2007, 2008 aşıladığımız hastalar var. Şimdi bunlar soruyorlar. Dokuz aşı olalım mı? Hayır. Yani sonuçlara baktığınız zaman e, yani özellikle naif popülasyona eğer aşıladıysanız arada çok büyük bir fark yok açıkçası. Ama bundan sonra tabii Amerika'da dörtlü aşı falan kalmadı yani. Üretecek mi firma o da soru işareti. Yani bir süre sonra Türkiye'ye gelecek ama yani bu anlattığım çünkü aşı üretimi çok şey. Mesela Türkiye'de de yani dokuzlu aşı gelmesi mümkün değil. Mesela Türkiye'de şey üret deniyor ya hani Covid-19 aşısı yapılır mı? E yapılır. Türkiye'de bu altyapı var. Türkiye'nin acayip iyi bir aşı altyapısı var. Yani biçmeselerdi Türkiye çok iyi bir aşı üreticisi oldu. Hocam sanırım dondunuz. Yıllara yıllara yani 1930'lardan kalan bir deneyimimiz var. Ama e, aşıyı üretmek sorun. Bakın MSD için de aynı şey geçerli. Yani HPV aşısını hepsini satın alınca Çin, para da tatlı geldi herhalde. Hepsini verdiler. E şimdi üretemiyorlar. Hele şimdi pandemi var. Hepten şey kalmıştır. Yani Türkiye aşıyı üretir. Aşıyı üretmeniz sorun değil. Kaç tane üreteceksiniz? Nerede üreteceksiniz? aşı yaparsınız yani. O çok büyük bir hani çok büyük olaymış gibi anlatıldı ya bir dönem falan. Öyle bir şey yok. Aşı yaparsınız. Sorun ne kadar üreteceksiniz? Kaç bin doz üreteceksiniz bir ayda? Yani supply denen bir şey yani mümkün değil onu karşılayabilmeniz. O yüzden Türk Türk aşısı falan diyorlar yapılır. Ama pratik dünyada yapılmaz. Yani mümkün değil. Nerede üreteceksiniz yani çok zor. Yani başarılarsa helal olsun yani. Onun için bir fabrika kurulması lazım çünkü yani sil baştan. Ee, teşekkür ediyoruz tekrardan hocam Tuğba'nın bir sorusu varmış Tuğba buradaysan mikrofonunu açıp sorabilirsin hocam çok teşekkürler gerçekten sunumunuz için çok fazla şey öğrendik bu kadar kısa sürede hepimiz için aynı olduğunu düşünüyorum ee, benim sorum bir filmden bahsettiniz SPV filminden o filmin yani linkini falan atabilirsiniz belki ailemize izletebiliriz bizde ya da biz de görmüş oluruz en azından veya hastalarımıza önermek için bir şey olur Gerçekten. elimizde gösterebilmek için çünkü, ee, bir, bir o bir önce filmi söyleyeyim de o bir çalışma için ta 14 yıl evvel falan çekilmiş bir şey yani ona ulaşmak mümkün değil ben sadece o zamanki slaytlardan aldım çünkü Hani başta açılış sunumunu yaparken hani şey dedi ya politikalar vesaire deyince o zaman dedim politikalardan bahsedelim yani ne oldu ne bitti diye o yüzden koydum yani o eski slaytlar onlar söyle canım anladım hocam. yani e, o zaman peki şey var mı hani e, bizim ailemize falan böyle gösterebileceğimiz önerebileceğiniz bir video ben baktım az önce ama bir sürü video vardı da yani hani siz önerebilirseniz daha güzel olur öyle bir video yok ne yazık ki. Yani HPV ile ilgili zaten böyle bir sorun var. Yani e, HPV ile ilgili çekilen videolar çok fazla tıbbi, çok fazla tekrar içeren ve genellikle de benim gördüğüm güncel bilgiler içermeyen videolar. Yani <laughs> efendim, yani, yani HPV'nin e, şöyle bir sorunu var. Yani genital HPV ve <laughs> hast cinsel temasla bulaştığı için insanlar çok muzdarip. Daha doğrusu şunu şöyle anlatayım. Türkiye'de şöyle deniyor ya cinsellik bir tabudur falan diye bir klişe var. Türkiye'de cinsellik tabu değildir. Çok konuşulur, yanlış mecalarda konuşulur, yanlış kişilerle konuşulur. Ve çok yanlış inanışlar vardır o yüzden. Mitler çok ön plandadır. HPV de böyle. Yani bir takım insanlar bir takım şeyler konuşuyorlar. Ancak e, bunlar çok doğru yerlerde doğru şekilde konuşulmuyor bu şekilde konuşulmadığı için zaten çok yanlış bir bilgi kirliliği var. Mesela herpesle HPV acayip karışır yani. Hani acayip karışır. Ben yani şeyi de açıklayayım. Ya yani HPV latent fazına girer mi? Teorik olarak evet. Biz bunu kabul ediyoruz. Bir latent safa vardır. Peki ne kadar uyur durumda kalır? Ee, yani bunu bilmiyoruz. Yüzde kaçtır? Bunu bilmiyoruz. Hasta bunu söylüyor. Bir daha HPV mesela şöyle diyeyim bununla ilgili yüzde üç gibi bir rakam var ama bu hiç akademik bir rakam değildir. Ne, bizim yani kongrelerde tartıştığımız geyiklerdir bunlar. Nereden geliyor bu yüzde üç? Mesela kadının siili var. Kadın tedavi ettiniz. Birkaç yıl sonra geldi. Sihrim tekrar çıkar mı diye sordu. Ne zaman çıkar diye sordu. Evet çıkar. Ne zaman çıkar? Gebeysen gebelik sırasında tekrar çıkar. Ne kadar oranda çıkar? Yüzde üç. Yani böyle bir rakam var. O zaman diyoruz ki biz demek ki evet vücuttan atılıyor ama %3 civarında kalıyor. Çünkü gebeliğin kendisi immün sistemin baskılandığı bir periyottur. Dolayısıyla böyle bir rakam buradan geliyor. Ama bu ne kadar gerçek çok soru işareti. Belki çok da az. Yani bu bir tane öyle bir yayından çıkmış bir şey arada konuşuyoruz yani. Ama atılıyor mu vücuttan? Tabii ki çok yüksek oranda atılıyor. Ama bakın biz hiçbir zaman %100 atılır demiyoruz. Çünkü latent olarak kalabiliyor. Ancak bilinmesi gerekir ki latent olarak kaldığında asla bulaşmıyor. Bu çok önemli. O nedenle tekrarlama şansı son derece düşüktür. Teorik olarak, yani pratikte biz tamamen atıldığını söyleriz hastaya. Neden? Çünkü zaten bulaşmıyor. Varsa da o latent safhada kalan bulaşmıyor. Dolayısıyla hani onu söylemek gerekiyor. Mesela şeylerle ilgili böyle çalışmalar vardır. Böbrek yetmezliği, kronik renal yetmezliği olan hastalarda, kadınlarda özellikle siniz tekrar çıkabilir denir. Onlara uyarılır bu diğerize giren hastalara neden? İmmün sistemleri crash oluyor çünkü. Yani böyle bir Nakil şey. Bakili olan hastalarda da öncesinde evet. bakılıyor Tabii. zaten. Hocam bir soru soracağım. Hukuki olarak hiç mesela mahkeme şimdi şöyle bazen Tabii. bana oluyor çünkü yazılar geliyor. Size de böyle Tabii. bir yazılar geliyor mu Tabii ve geliyorsa ben. arkadaşların bilmesi lazım çünkü bu işin hukuki boyutu da önemli. Yani şey orada... dediniz uçuk virüsü gibi değil yani HSV gibi değil organizasyon çünkü. onu herpes, da bir anlatırsanız çok mutlu. tabii. Herpes vücuttan atılmaz. Herpes herkeste vardır yani teorik olarak ve gerçekten mesela söylenen bir takım şeyler karışıyor. Yani herpes vücutta kalır, HPV kalmaz. Yani bakın ben söyleyeyim. Herpes atılı atılamaz. HPV atılır. Herpes immün sistem çöktüğünde aha tam da sizin dediğiniz gibi işte yani o yüzden hep bunlar karıştırılıyor. Yani gerçekten çok ağır bir grip olduğunuzda vesaire dudağınız uçuklar veya çok ciddi bir bu şekilde yani eğer bahsedeceksek bir immün sistem bu tarz bir şeyden sayeden böyle zayıfladığı zaman vesaire genital bölgenizde başka enfeksiyonlar olduğu zaman orada bir takım oranı savunma mekanizmaları var çünkü vaginanın laktobasiller vesaire bunlar kırıldığı zaman herpes olabilir. Örneğin kondoma bağlı lateks alerjisi olur. Bunun olur. HPV'de bunlar olmaz. Yani böyle bir şey yok. O yüzden çok karışırlar. Hukuki olarak ama şöyle bir durum var. Buradaki sorun şu. HPV söz konusu olduğunda tek bir doğru yoktur. Yani birçok doğru vardır. Örneklemek gerekirse mesela benim niş bir hasta grubum var. Şu anda 11 tane kadın bunlar. Nedir bunlar? HPV tipa 16, 18 işte HPV tip 31 vesaire taşıyan. Asla simirlerinde problem olmuyor. Asla simirlerinde problem olmuyor. Ama virüsü de atamadı. Simbiyoz bir hayat yaşadıkları bir kadın grubu var. Bunların ilki ben 7 yıl evvel gördüm. E, hatta bu kızcağız 16-18 taşıyor. Hala taşıyor. Asla atamadı. Ama e, en büyük sorun da ben bulaştıracağım diyordu. Hatta nişanlısını aldı getirdi. Yani ne yapacağım diye. Ve benim tabii ki ben de anlattım. Yani onun durumu çok özel bir durum. Mesela bir grup kadın var. Asla HPV bulaşmıyor. Multipartnerler, ben biliyorum, yıllardır hastam. Asla olmuyor bir şey. Yani simirlerinde bir kere bile bir şey olmadı. Ha bir grupta kadın var. Mesela son olan bir olay var. Kızcağız bir e, önemli bir IT firmasının şeyinde ben diyor hayatım boyunca kimseyle beraber olmadım hocam diyor. Kimseyle diyor ta ki 32 yaşıma kadar yani sürtünerek de ilişkide bulunmadım, oral seks de yapmadım, hiçbir şey yapmadım diyor. Hiçbir şekilde diyor. Ve aşık oldum 32 yaşımda diyor. Ve 35 yaşına geldiğinde uçu var kızım. Şimdi bir de böyle yüzde iki buçukluk bir grup var. Dedim ya tek bir doğru yok. Mahkemeden yazı geliyor ve şöyle oluyor ama biraz önce ben gösterdiğim slide üzerinden konuşayım. Orada sili olan kız arka tarafta fiili livata uygulanan kız. Annesi çok akıllı bir kadındır. Hala da annesi de benim aslamdır. Babayı dava ettiler. Ve babayı ne yazık ki içeri atamadık yani. Ve ben kızın adli şeylerini de biliyorum. Çünkü HPV tiplemesini yapsanız da yani o olduğunu hukuken ispat edemiyorsunuz. Yani ben mahkemelerde bilir kişiyim. Her ay birkaç tane dava dosyası geliyor benim önüme. Bu konuda geliyor, sık olmamakla genelde hep doğum meseleleri gelir ama sık olmamakla bu konuda geliyor. Ama ne yazık ki net bir şey söylemeniz mümkün değil. Ki ben bu kız için çok üzüldüm ve e, yani çünkü kızcağızın şöyle bir şey vardı. Mesela e, saklambaç oyununu çok seviyor. Hangi oyunu? Ben çünkü video kayıtları var kızın adli psikiyatriste görüşürken Saklambaç'ı çok seviyordu. Ama e, mesela doktorculuk oynamak istemiyor çünkü babası doktorculuk oynuyoruz diye kandırmış kızı. 7 yaşında. Şimdi insanın içi sızlıyor. O yüzden ben işte örnekler aldım. HPV DNA tarattım. Bir yıl uğraştım. Mahkemeye müdahil oldum. Ama olmadı. Çünkü gerçekten HPV tipleme açısından olmuyor ne yazık ki. Bu şeyler geldiğinde. Saydan yıllardır taşıyabilir. Sadece taşıyıcı olabilir erkek. Bunu atamayabilir. Böyle niş gruplar var bunun altında. Hani niye böyle oluyor biz de bilmiyoruz ama böyle bir grup var yani. hocam benim soracağım birkaç tane daha şey vardı. da ben hepsine söyleyeyim. Siz açıklayın isterseniz. Hani tek tek sormayayım hepsini. Birkaç tane çünkü. Şimdi e, benim bir arkadaşım HPV aşısı olmuştu. Sonra e, staja başlayacağımız için COVID aşısı olması gerekti. Ona beklemesini söylediler. Böyle bir şey gerekiyor mu? Hayır. Yani bu konu bilginiz var mı? Yok. Onu soracaktım. Yok hayır. Böyle bir şey gerekmiyor. Böyle bir şey yok yani. İkisi tamamen. COVID aşısı çok atenüe bir aşıdır. HPV aşısı ee, rekombinan DNA aşısıdır. Yani HPV aşısının içinde HPV yok çocuklar. O çok iyi, son jenerasyon bir aşı. Yani HPV'nin antijenik yapısını nanopartiküller olarak üretip bunu enjekte ediyorlar. Yani L1 proteininin e, yani bu nanopartikül olarak buna karşı antikor neye karşı gelişiyorsa onu antijenik yapısını oluşturup tamamen yapay olarak oluşturup bunu veriyorlar hastaya yani kişiye hasta demeyelim sağlıklı bireye ve antikor 40 bin kat oluşur yani rakam budur yani o kadar yüksek bir antikor titrasyonu elde ediyorlar ki vücutta bu gene şeye geçip cilde kadar gidebiliyor ve bu sayede de koruyabiliyor yani hiç alakası yok. İkisi tam hanyayla koyuyor. Başka bir şey söyleyeyim. Mesela e, sorun Ateneo aşı olduğu için Çin aşısında e, antikortistasyonu antikor titrasyonu 6 ay kadar korur deniyor. 6 ay 9 ay maksimum. Gerçi şimdi 1 yıla kadar koruyacak diyorlar ama mesela oldun üzerine e, Biontech aşısı da buldum bir yerlerde. Hani onu yaptırır mısın? Biz tehlikesi var mı? Hiç yok. Onu da yaptırabilirsin. Tamamen farklı mekanizmalar. O yüzden o cevap hayır kesinlikle. Teşekkürler hocam bir de biz aşı yaptırmadan önce smear veya herhangi bir başka bir şekilde HPV taraması yaptırmamız gerekir mi? Ve evet. aşı olduktan sonra da buna devam edilmesi gerekiyor mu simir yaptırılmaya? Öncesinde HPV yaptırmanıza veya HPV tiplemesi yaptırmanıza gerek yok. Yalnız biraz önce gösterdim ya Avrupa e, Jinekoloji Konkoloji Derneği'nin şeyinde ya Javier Boş var. Javier Boş hayatını HPV'ye adamış bir adamdır. Dünyadan data toplar bunları şey yapar. Ee, onun bir hayali vardı. Onu gerçekleştirdi. Data var çünkü. Yani ne yapıyor? HPV tiplemesi. Bakın sonra da aşılayın diyor. Yani HPV tiplemesi niye önemli? Çok yüksek riskli tipler olursa hastayı yani izlerken biraz daha dikkatli oluyorsun veya bir takım şeyler yaparken ve sonuçlarını görmeniz açısından önemli. Ama rutinde PAP falan yaptırmanıza gerek yok. Ee, i̇çindeki dört tipin birden kadında pozitif olma ihtimali on binde birdir. Yani, o yüzden hiçbir anlamı yok. O yüzden aşı yapmak gerekiyor. Ancak aşılandıktan sonra özellikle hasta cinsel aktifse ve aşılıyorsanız o zaman zaten yüzde yüz koruması mümkün değil. Ee, o zaman mutlaka papsimil testine devam etmek gerekiyor belli aralıklarla. Şu an için açıkçası şöyle bir şey öneriliyor. Üç yılda bir papsimil aldırabiliyorsun. Yani başta HPV'sine bakıyorsun. HPV negatif geldi. Ondan sonra cinsel aktif. HPV negatif. E, aşıladım 3 yılda bir sinirlerle takip edebiliyorsun. Böyle bir yıl modelleme var genelde bunlar ekonomik politikalar bağlamında yapılıyor. yani biz yükü azaltma derdindeler Çünkü yükü azaltmak istedikleri için HPV e, taraması da o yüzden HPV ile taramak istiyorlar. ya o ayrıca bir tartışma konusu yani buranın şeyi değil Hani bizim yapabileceğimiz bir şey değil ben muayenehanede yapamam çünkü ben kişiye özel bir hizmet veriyorum. Ee, o yüzden ben almak zorundayım çünkü bütün bu algoritmalar şuna dayanıyor yüzde dört buçuktan fazla risk içermesi gerekiyor. Bunlar e, istatistik hesaplamalar. E, benim ama yüzde dört buçu atlamak gibi bir şansım yok ki ben kişi özel bir hizmet veriyorum. Yani hasta geliyor bana yüzde dört buçuk ciddi bir rakam yani yirmi hastadan bir tane benim atlamam lazım. Yani ama e, devlet yani toplumsal Aşılama bakımından bakacak olursan, mesela halk sağlığı açısından bakacak olursan, yüzde dört buçu feda edebiliyor. Neden? Çünkü maliyet performans analizi mesela Amerika işte daha çok yeni yayınladı. Amerikan Koposkopistler Derneği başında diyor. Ben diyor şeyime baktım yüzde dört buçu diyor. Ben diyor feda ediyorum diyor. Zaten yani girişinde zaten söylüyor yeni şeyinde Statement'ında. Teşekkürler hocam çok sağ olun. Ee, hocam sorularımızdan devam ediyoruz. Süleyman hocam başta e, bahsettiğiniz vakaları nasıl yönettiniz acaba diye bir soru gelmiş ama zaten e, Tuba'nın sorduğu sorularda e, birkaç vakadan bahsettiniz zaten nasıl yönettiğinizden. E, istiyorsanız yine bahsedebilirsiniz. İstiyorsanız Yok, bir sonraki soruya geçebiliriz. Ya, sihirleri ben de Berk gibi yakıyorum. Şeye inanmıyorum. Yani lazer çok gereksiz bir şey açıkçası. Eskiden glansta çok zorlanırdım ama Orhan Zilan hocamız vardır. Belki de tanıyordur herhalde. Evet. Orhan abi dedi ki ya ne gerek var Süleyman dedi. Bizim de cerrahi bölüm başkanımızdır şimdi. O dedi hiç dedi o yani bir şey yapma dedi. E, Lazer falan gerekti denir. Lazer çok pahalı ve çok gereksiz. Hatta yanlış kullandığı zaman daha kötü yapıyor. Kriyokoter bence çok yanlış kullanılıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Kriyokoter'i kullanacağınız zaman... E, yani onun tabancaları var. Büyük böyle küçük ince uçları var. Ama yani o kadar zahmetli bir iş gibi. O yüzden herkes fısfıslar kullanıyor. Ve onları hani ya da batu, yani şey yapıyor ve çok kötü. Bazı hastalar geliyor. Saydan vahim yani. Hani diğer şeylerde bakın ben 94 yılında benim angaryamdır bu. Ben asistanlığımdan beri genital sihir gönderir bana hocalar. Eee ya o podofilinleri falan sürmek sayeden zor. Hastalar günlerce gelir. Mesela şey de çok zor. Ee, şu anda en çok e, şey imikamol içeren e, aldara mesela. Yani yüzde yirmi dermatit oranı vardır ya. Kendi zaten firma söylüyor yani yüzde yirmi dermatit oranı vardır. Bir de şöyle bir saçmalık var. Sil yok olduktan sonra da sürmeye devam et gibi bir şey var. Yani benim öyle gördüğüm bir yani bir hastamın eşi dedi ki hocam dedi ben bulaştırmamak için dedi yani lütfen dedi bir bakar mısınız dedi geldik buraya kadar dedi ben çok kötüyüm. Yani e, bakarım dedim yani zaten ben hani görüyorum sadece bu konuda yani erkek hasta görüyorum bir göreyim dedim. Yani adamcağız her gün aldı ara sürdürün penise. Bir tarif hale gelmiş yani ben öyle bir şey hiç görmedim. Hani gerçekten çok üzücüydü adam hali ve o cildi toparlamak da çok zor oldu o yüzden yani ideal olan koteze etmek. büyük lupla veya benim tabii video kolposkopum var. Onunla bakarak büyüterek falan tek 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 koteze etmek en idealdir. o nedenle yani küçük kız çocuğunda yalnız tabii yaş küçük olunca benim en küçük gördüğüm 6 aylık bebektir. Yani onu da söyleyeyim. Eee genital taciz olayıydı o da. Karşı komşudaki bir akli melekeleri yerinde olmayan bir dede tarafından taciz edilmişti kız. Yani küçük bebek, 6, yaşı, 6 aylık. Ee, dolayısıyla bunların hepsini anestezi altında yapmak gerekiyor. Ama onun dışında anesteziye hiç gerek yok. Yani çok çok geniş, biraz önce bir çok ekstrem bir şey baka görülüyor. Hani o bir buçuk saat onunla uğraşıyorsunuz yani. O ayrı bir konu. O zaten iki gün, üç gün hastanede yatıyor yani. Ondan sonra... Ee, yani bizim lip uçlarımız var küçük. Büyük şeyler olduğunu onlarla çok hızlı temizliyorsunuz. Eğer el alışkanlığınız varsa çok hızlı temizliyorsunuz ama ben de kesinlikle koter kullanıyorum yani yönetimsel açıdan öyle. Ee, tekrarladıkça eğer koterize ederseniz tek seferde hepsini bitirmeyi ben genelde şiar edinmişimdir. Yani diğer şeyleri yıllarca denedim. Olmuyor yani. O yüzden yönetimsel açıdan özellikle genital ise Koter candır yani elektro koter. Teşekkür ederiz hocam. Hocam benim kendi e, bir sorum var. Ben bundan 3 yıl önce 18 yaşındayken Gardasil 4 yaptırmıştım. E, ama e, eczacımın e, eczaneye getirtirmiştim. 2 doz olmam gerektiğini söyledi. Ben de o zamanlar prospektüs falan hak getire yani okumamıştım hiç. Eee 2 doz oldum. Şu an benim bana ne önerirsiniz mesela gidip tekrar şey olmalı mıyım? Yoksa... Öyle bir, yani öyle iki tane bir Hindistan bir de Vietnam çalışması var. Aslında neredeyse işte Yani çok nadiren vurulmamazlık. Tam bir rakam yok ama iki dozun yeterli olduğu da söylenen çok fazla çalışmalar. Şu anda kesin korudu. 15 yaş altı ama yani 18 yaşında iki doz almanın da bir problem. Bak gösterdim. Orafarangel HPV için. Tek doz bile almış olmak koruyor yani. O yüzden iki doz yeterlidir. Üçüncü doz booster dozu zaten. Yani o şey ama... Yani teorik olarak evet bir riskim var ama o kadar da değil yani. Normalde hiç yaptırmamış fikrine göre çok daha düşük bir risk. Yani çok 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 düşük bir risk. Teşekkür ederim hocam. Ee, başka bir sorumuz var. Hemen soruyorum. Hocam siz e, sizce Türkiye'de HPV açısı genel aşı takvimine alınırsa ebeveynlerin tutumu nasıl olur e, diye sormuş bir arkadaşımız. Valla o çok değişik olur yani onu gerçekten Türkiye'de incelemek gerekir. Yani ben diyorum ya Amerika'dan çok farklı olduğumuzu düşünmüyorum. Ee, bir defans mutlaka olacaktır belli bir grup tarafından. Ya yani şu anda normal çocuklarına hepatit aşısı yaptırmıyorlar insanlar. Yani orada bu aşı karşıtlığı çok ciddi bir problem çünkü genel popülasyon da riske atıyor. Ee, o nedenle yani tabii bizim karşılaştığımız dediğim gibi hep kadınlar kendileri çok sorun yaşadıkları için kızlarını aşılatıyorlar. Orada hiçbir sorun yok. Esas yani bize gelen ergen popülasyonu böyle geliyor. Hani ailesi alıp niye getiriyor? Çünkü kadında problem var yani. Kadın yaşamış onu bize. Ergeni o yüzden getiriyor. Yani ben çünkü 14 yaş civarı yapıyorum. Bana soruyorlar. Bu, yani aşağı indikçe çok ağrı yapıyor kolda falan. Ben istemiyorum o yüzden. İdeal olanı 13-14 yaşta yapmak. Ama Türkiye'de yani öyle bir şey olursa ki ben yakın gelecekte asla öngörmüyorum başımıza taş düşmesi. 4-5 yıllık süreç içerisinde. Yani o enteresan olur. Onu ayrıca denetlemek lazım. Yani konuşmak lazım. Enes'in soruları vardı galiba hocam. Enes müsaitsen sen sorabilirsin. Tabii ki. Ee, bir soru gelmiş ama onu Istiyorsam. Ee, sorayım. Hocam ben 3 doz aşı yaptırdım. Pepsimerim negatif ama HPV 68 pozitifti. Ee, ama ben... Aşımı ben ilk önce yaptırmıştım. <laughs> ha, aşıyı <laughs> Aşısını... önce yaptırmış. Aynen. HPV Son negatif pozitif olmuş. Tabii ama bu beklenen bir şey. Yani içinde dört tipe karşı koruyor. Ben söyleyeyim, dörtlü aşının naif popülasyonda, cinsel aktif olmayan bir popülasyonda e, siyle karşı koruması yüzde yüzdür. Diğer selvikal displaziler içinde çok ciddi bir şekilde korur ama sonuçta cover etmesi yüzde seksen ikidir. Yüzde on sekizlik bir açık alan vardır. Zaten dokuzlu aşının gelmesi de bu alanı kapatmak içindir. Ama klinik pratikte şu an için naif popülasyon açısından yani şu anda bir fark yok. Ama şöyle öngörüyorlar ya uzun vadeli bu fark ortaya çıkacak diyorlar. Yani daha yıllar içerisinde bu fark ortada ortaya çıkacak diyorlar ama yani tip 68 de hele hele 25 yaşın altındaysa hiçbir şey olmaz. Yani. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam ben o zaman sorulara geçiyorum. Devam edelim. HPV ömür boyu vücutta kalır mı? Yani tedavi edildikten sonra inaktif de olsa vücutta barınabilir mi? İşte bunun cevabını verdik ama biraz önce. Yani yüzde üç böyle teorik bir şey var. Ama dediğim gibi bunlar latent safhada kalır ve latent safhada asla bulaşmaz. Teoride atılır diye biz öngörüyoruz. Yani atılır vücuttan diye bakıyoruz oraya. Evet. Bu arada az önce soruyu soran arkadaşımız 34 yaşında olduğunu belirtmiş. Söyleyelim onda. HPV sihirleri sürekli tekrar eder mi? Yani tedavi olduk, iyileştik fakat sonradan nüksetti. Böyle bir şey mümkün müdür? Şimdi Berk Hocam ne der buna bilmiyorum. Yani tekrar eder de sorun evet. şu. Tabii eder ama şöyle eder. Şimdi orada ben bunu her seferinde söylüyorum. Burada bir takım parametreler var. Genital çok dert bir şey. Ben mutlaka hastaya şunu soruyorum. Jiletle kanattın mı? Çünkü benim öngördüğüm kendi serim için söyleyeyim. Jiletle eğer kanattıysa hasta bunun önümüzdeki bir yıl içinde tekrarlama şansı hatta bir buçuk yıl içinde tekrarlama şansı yüzde yirmi beşler otuzlar civarındadır. Çünkü siz jileti bir kere geçirdiniz mi o jileti alıp siyle aşağıdaki bazal membrana indiriyorsunuz. Böyle tarla gibi ekmiş oluyorsunuz. Ya bana gelen mailler var benim bazen kongrelerde falan gösterdiğim. Urfa'dan gelen bir mail var hiç unutmuyorum. Hocam ben buna jileti çektim. Üzerine kan bastım. Ondan sonra tekrar <laughs> acaba tekrarlayacak. Yani şimdi ama yine de tekrar çıkıyor. Bakın şimdi ben şöyle anlatayım. Bir, sihirli kaptığınız ilişkiden önce bakın kaç parametre var. Sihirli kaptığınız ilişkiden önce tüyleri aldınız mı? Ki çok büyük ihtimalle alınmıştır. Öyle bir alışkanlık var Türkiye'de. İlişkide bulunduğunuz kişinin virüs yükü ne kadardır? Yani ne kadar siili var? Yani bir tane mi var? Yoksa örneğin pubisinde bir yığın var. Siz farkında değilsiniz. İlişkide mi bulunuyorsunuz? Tanımıyorsunuz. Üçüncüsü ilişki ne kadar sürdü? Öyle değil mi? Yani bir hafta sonu gittiniz. iki gün boyunca takıldınız. Ondan sonra balayından hallice bir olay yaşadınız. E, o zaman tabii ki virüs yükü giderek artıyor. Üçüncüsü yani sihir çıktı, bunu kanattınız mı? Öyle değil mi? Dördüncüsü, bu sırada korundunuz mu, korunmadınız mı? Kondom kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Yani bu kadar çok parametre var ki, o yüzden forumlara girerseniz durmadan asla geçmiyor diye ağlayan bir grup var. E, ve bir de bu tamamen kendi şeyim, bilmiyorum Berk Hocam ne der ama, şöyle bir grup var, ben bunu kadınlarda da erkeklerde de görüyorum. Sihir başlıyor çıkmaya... Ve böyle kusuyor ondan sonra. Defalarca gelmek zorunda kalıyor. Yani böyle bir grup var. Yani bu yüzde kaçtır bilemiyorum. Yani hastayı sürekli görmeniz gerekiyor. Yani böyle kadınlarda da var, erkeklerde de var. Sürekli olarak gelmek zorunda. Yani orada bir atak geçiyor. Ben bunu öyle adlandırıyorum. Bir atak geçiriyor. Koteze ediyorsunuz bir daha geliyor. Koteze ediyorsunuz bir daha geliyor. Kotelize ediyorsunuz bir daha geliyor. Bu arada ümitsizliğe kapılıyor. Orada hastayla beraber çok iyi bir diyalogunuz olması gerekiyor. Bak bu böyle olacak ama giderek azalacak diyorsunuz. Gerçekten birkaç şey sonra o da görüyor ki azalıyor ve tamamen ortadan kalkıyor. Ama bu bir yıla ve hatta 14 aya kadar e, uzayan bir süreç olabiliyor. Bu senede dediğim... bir tane, e, özür dilerim hocam, senede Hı. bir tane benim öyle hastam olur. Gelir yakarız, bir hafta sonra tekrar gelir. Hı. 15 gün sonra tekrar gelir. Evet. Yani o tabii dediğiniz gibi hastane diyalog iyi olmazsa başka doktora gidiyor hemen. Oradan da başka yere gidiyor. Başka yöntemler uygulamaya başlıyor. İşleri daha da karıştırıyor. Daha sıkıntılı oluyor. Ama tabii şey yapıyor musunuz hocam? Böyle mesela böyle durumda erkeklere aşı öneriyor musunuz? Valla ben hepsini aşı öneriyorum. Özellikle erkek 30-35 yaş arası gri zon bence. Ama 30 yaşın altındaysa yani. mutlaka aşı öneriyorum. Mesela 40 yaşında cinsel olarak aktif ama bu atak dönemi geçiriyor ya. Bu sırada aşı yapmak faydalı olur mu ben, acaba? Ben 35 yaşın üzerinde çok fazla anlamlı olduğuna inanmıyorum. Ha ben aşılandım mı? Evet. Çünkü MSD adına ben 40, 43 yaşında aşılandım. 42 yaşında hatta. Çünkü MSD dedi ki hocam dedi ben MSD ABD ile e, adına konuşma yaptım yıllarca. 110'dan fazla konuşma yaptım yurt dışında, yurt içinde. E, hocam dedi soracaklar dedi salondan bir Aşı biraz, yaptınız Yaptı, <laughs> yaptınız Ben aşı öyle. yaptım. Açıkçası <laughs> öyle bir aşım var ama ne kadar etkin ben de bilmiyorum yani. Evet. Ama bu hastalar sayeden dert e, bir de yani başka bir şey de off the record, onu da söyleyeyim yani. Hani konu dışında en büyük sorunumuz anal bölgedeki sihirler, erkeklerde. Şimdi gay diyecekler diye tedaviye gitmiyorlar bu gariplerim. Yani oysa Haiti çalışması vardır. Çok sağlam bir çalışmadır Haiti çalışması. Gösterilmiştir ki anal seksle anal sihirlerin çok fazla bir bağlantısı yoktur. Yani anal seks hiç yapmıyor olsanız da ben kadınlar açısından benim kendi çalışmalarım var yayınlanmış vesaire. Türkiye'de %8-8,5'tur. Ee, anal seks e, şey, e, oranı. Ee, anal seksle konunun bir alakası yoktur. Yani genital sihirin e, anal bölgede olmasıyla anal seks riski arttırır. Normalde arttırır olması gerekir. Öyle düşünüyor insan ama onunla bir ilgisi yok. Büyük ihtimalle çünkü genital sıvılarla şey yaptığı için, bulaştığı için hani o bölgeye de bulaşıyor ve orada eğer bir yırtık varsa orada tutunuyor. O nedenle yani doğrudan istatistik olarak anlamlı bir şey çıkmıyor açıkçası. Bu yüzde %8 oranı hocam devamlı anal seksi kullanan kişiler mi ilişkide yoksa denemiş olanlar mı? Yok yok rutin yani ilişki sırasında anal seksi mutlaka bir yerlerde zaten kadın talep eder eğer erkek bunu şey yapmıyorsa. Bu Öner Yalçın hocanın bir çalışması vardır ürojinekoloji ile ilgili. Onda yüzde %8'dir. Benim Azize'ye verdiğim yayınlanan bir tez vardır. E, idrar kaçırmanın e, kadın cinsel neticesi orada da gene. Biz mutlaka anal seksi sorarız. E, dolayısıyla orada da dokuzdur. Ben o yüzden ortalaması yüzde buçuk gibi bir şey söylüyorum. Benim bir, bir formum var, e, cinsel değerlendirme formu. Hem mail ortamında dolduruluyor, hem buraya gelen hastalarda yapıyoruz. Orada da anal seksi soruyoruz. Erkeklere tabii, kadınlar açısından değil. Düzenli yapanlar orada da geçen 2020 verisi %11.2 civarında filandı. Tabii ben ee, gay popular, erkeklerde tabii, yani erkeklerdeki rakamı bilmiyorum ama e, Aşağı yukarı aynı hocam işte. 8-11 yani tabii e, biraz fark var ama e, erkeklerde Belki de hani biraz daha çok eşlilikte de kullanıyor olabilirler. Yani evli değildir. O da form dolduruyordur. Bizim çünkü form dolduranların hepsi evli değil. Bekarlar da çok sayıda. Evet. O da şimdi senede bir defa yapıyorsa ben düzenli yapıyorum anlamına da gelebilir. Tabii yani e, istatistik veriyi düzenlemediğimiz için, çalışma için. Ama yüzde on bir var anal Düzenli yapıyorlarmış. Teşekkür ederiz. Ee, şöyle bir çete soru gelmiş Süleyman Hoca'ya galiba. Hocam hasta jiletle lezyonu mu kesmiş o bahsettiğiniz mailde yoksa kıllar evet. kılları mı? Evet. Yok yok. Baya yani jiletli onları ha. ortadan Amin. Bilerek kesenler de var hocam. bilerek kesiyor zaten. Bilerek yani... kesiyor bilerek De kan taşı basıyor. Yani evet çok aynen çok... Bilerek kesenler de çok. Evet. Bilerek kesiyor yani. Yani o var. Sıradaki sorumuza geçelim o zaman. Hocam az önce şeyden bahsetmiştiniz, HPV'den korunma yollarından bahsetmiştiniz ama nüks etme ihtimalini, bu siillerin genital siillerini tekrardan nüks etme ihtimalini azaltmak için ek olarak tavsiye edeceğiniz bir şeyler var mıdır? Valla belki hocam söylesin. Ben söyledim çünkü. Evet. Yani. evet İkinize soruyoruz hocam. Yani sen cevaplayabilir. Yok hoca söyledi bahsetti de onun için tekrar hoca Tekrar söylemeyeyim demek istiyor. <laughs> Aslında kibarca. <laughs> yani nü, nü, nüks için tabii e, hocanın söylediği gibi e, bu hijyen çok önemli. Bu organizasyon çok önemli. E, ama e, m, tabii nükslerde de çok fazla e, yani ya, doğa seyrini de çok iyi bilmediğimiz için Nasıl bulaştığı, hangi dozda bulaştığı da çok önemli. Ee, hangi şekilde bulaştığı da önemli. Kişinin ondan sonraki hayatında ne yaptığı da önemli. Ama yapabileceği kesin bir şey var. O da işte bu en azından e, cildini sağlam tutmak yani. Yani yapabilecek en iyi şeylerden bir tanesi o. Bir de tabii mesela ben kadınlar için söyleyeyim. Yani eşleri mutlaka yani erkek hasta, biz erkekler korku azdır. Yani genel olarak e, ee, yani inan, inanın kadınlar çok daha cesur ve geliyor. Türk kadını akıllıdır. Ee, geliyor, e, tedavisi oluyor ama eşini bir türlü doktora gönderip de ben muayene ettirtip o sillerini yaktıramadığım çok fazla hastanın eşi var. E şimdi ben kadıncağıza nasıl şey yapayım? Yani böyle viniki viniç olan hastalarım var benim yani ağır var displazisi olan ve eşinde de sihir olan ve eşi ben gittim diyor yakıldı aa tekrar çıkmış. Gitmiyor o yüzden. Yani gitmiyor. Ee, hani bunlara dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Siyin için bunlar çok önemli. Yani acayip önemli. Bir de tabii kendi hani nasıl korunuruz? Tabii ki kondom önemli. Tüylü kalmak önemli. O tüyleri kesmemek önemli. Ee, bunlar önemli açıkçası. Hocam ben şey yapıyorum mesela bu sıkıntı olmasın diye erkeklerde mesela diyelim ki 30 tane siyin var genital bölgede yakıyoruz. Diyorum ki bakın diyorum altı ay içerisinde çıkarsa ve sayısı 3'ten az olursa bir daha geldiğinizde ücret almayacağım diyorum. Çok çünkü çok küçük oluyorlar. El koteriyle evet. bile yakabiliyoruz. Böylece şey de oluyor, biraz motive de oluyorlar. Yani gideceğim doktora para vermeyeceğim nasıl adam yapacak diye. Yani bunu ben biraz hani halk sağlığı açısından evet. yapıyorum ama yani bunu belki hani bütün evrak arkadaşlar yapsa çok daha uygun olur diye düşünüyorum. Çünkü e, bu işlerde bir yere gidip yaptırmak zor oluyor. Özele gidince de bir para talep ediyorlar. Evet. Ama bir şey, bir şekilde evet. bunu yaptığınız zaman çok güzel oluyor. Minnacık geliyor. Hatta ben şey hemşirem var. Çok küçük olduğu zaman el koteriyle hiç uyuşturmadan o yapıyor. E, bu sefer C2'ni çok azaltıyoruz. Azaltarak azaltarak böylece Tabii. bitiyor. O da çok önemli. Evet. Hastayı mali açıdan korumak çok önemli oluyor. Özellikle Aynen. bu tekrarlayanlarda, sihirlerde. Yani hasta çünkü defalarca geliyor. Hastanın yani yani maddi açıdan hastaya yük çıkarmamanız gerekiyor. Her seferinde öyle yani acayip böyle rakamlar falan almamanız gerekiyor. Çünkü hasta kronik bir şekilde gelmesi gereken bir grup var. Zaten onu anlıyorsunuz bir süre sonra. Aynen. Yani orada tekrarları olacağını vesaire. Hastayı korumak çok önemli bu bağlamda. Hocam kılların temizliği için lazer önerir misiniz diye sormuş. Evet. Eğer illa ki şey olacaksa lazer öneririm. Ama sihir çıktıktan sonra git, hadi lazer yaptırayım olmaz. Biliyorsunuz değil mi? Lazer yapmak için de öncelikle bir güzel tıraş ediyorlar. Yani jileti vuruyorlar. Defalarca. Defalarca. Dolayısıyla hani şey gidecek en az altı ay. Hiç sihir çıkmayacak. Ben bir yıl hiç sihir çıkmasın. Ondan sonra lazer yaptıracaksan yaptır diyorum. Kadına da aynı şeyi söylüyorum. Yani Sihir yoksa git lazer yaptır bu iş bitsin diyorum. Ama tabii orada çok fazla şey değişiyor. Yani e, hani illa ki ben tüysüz kalacağım diye uğraşıyorsa e, buyur yani o zaman lazer yaptırabilir. Ancak tabii lazerinde başka problemler var. insan olmuyor, insan olmuyor. Yani lazerin tanıması için e, beyaz ten de siyah tüy olması gerekiyor. Yani öyle sorunlarımız var bir arkadaşımız da demiş ki hocam bahsettiyseniz kaçırdıysam kusura bakmayın aşı olduysa hasta kıllarına jilet ya da ağda yapmamalı mı demiş yani aşı olduysa yine de hani böyle bir risk var mı yapılırsa Yani hiç yoksa aşılandıysa yapabilir tabii niye yapmasın yani. Bana sorarsanız yani tüylü kalmalı. Bir yani miktar tü... kalsın hocam. Evet. Ben de onu öneriyorum yani evet. bir, miktar bir miktar kalmalı. Bir yani miktar, onların kalmadı. orada olmasının bir sebebi var ya. Evet. Yani. Ya yani kadın genitalyası için şöyle söyleyeyim. Ba, yani ba, kadın genitalyasında enfeksiyonu engelleyen bariyerlerden birkaç tanesi var. Yani tüyler de bunlardan biridir yani anatomik olarak baktığımızda. Buradaki sorun e, özellikle bu pornografinin yayılması. Kadın ve erkeğin genital bölgesini, ya Allah aşkına hangi dizi filmde kıllı bir erkek görüyorsunuz? Sanki bütün erkekler tüysüz. Hepsinin taş gibi poposu var. Ondan sonra hepsinin vücutlar şey yani ben hani o kadar bu görünür şeyi öyle bir stilize vaginalar ve stilize penisler vesaire <laughs> e, e, şeyler oluşturdular. Dolayısıyla halk da yani insanlar da tüm dünyada bundan çok etkileniyor. Normali yani, o zannediyorlar hocam. Evet normali <laughs> bu zannediyorlar. Yani normali bu zannediyorlar. Hocam çok teşekkür ederiz her şey için. Sorular da bitti. İkinize de gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok bilgilendirici bir sunum, sunum oldu ve bu yayınlandıktan sonra da şu an saatinden dolayı yetişemeyen bazı arkadaşlarımız vardı. Yayınlandıktan sonra eminim onlar da dikkatli şekilde izleyeceklerdir. Son uzadı biliyoruz ama kısa bir fotoğraf alabilirsek çok seviniriz. Herkes müsait olanlar kameralarını açabilirse. kaç dakika bekle. Ya bir, ya onu 15 on saniye bekleyelim. Kamerasını açtık arkadaşlarımız varsa. İyi ki bunu YouTube'da yayınlayacak mısınız? Evet hocam yayınlayacağız. ...istiyorsanız etkinlik kaydını da size atarız. siz de istediğiniz kanallarda ya Ben şimdi bunu kanalımda tamamen yayınlayamam da link veririz. Yani şu canlı yayında falan söyleriz. Güzel Dur bir hocam, konuşma bizim... oldu. Çünkü hocamız her zaman böyle yakalayamayız yani. Ben de çok şey öğrendim. Yani aşılarla ilgili çok fazla bilgim yok tabii. Yani yapılıyor vesaire diye ama Şeyden önce zaten e, hocam e, konuşmayı hazırlamadan önce e, 3-4 tane videonuz var. Vaktim çok yetmedi ama bir 3-4 saat izledim sizi yani. Ha, çok sağ ol. <laughs> o, yönden de, o yönden de benim de e, tabii sizin ilgi alanınız. Benim esas ilgi alanım biraz daha işte sertleşme bozukluğu, erken boşalma vesaire. E, onun için e, şey e, gerçekten büyük keyif de birlikte olmak. Çok ben de, teşekkür ederim. Ya. Arkadaşlara da teşekkür ederim teşekkürler hocam. Hemen alıyorum. Herkes gülümseyebilirse. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz hocam tekrardan ikinize de. Çok güzel bir sunum oldu. Herkese iyi, iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Çok 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 sağ akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Çok